geldiniz. Telgraflarımız var. Onları okuyarak başlayacağım. Mühürlü kapı Türkiye-Ermenistan sınırının geleceği toplantısının Vokçun'lara selam ve sevgiler sunarım. Profesör Doktor Beşir Atalay, Başkan Yardımcısı. Başkan Yardımcısı. Türkiye-Ermenistan sınırının geleceği konulu bilimsel toplantının başarılı geçmesini diler. Size ve tüm konuklara selam ve saygılarımı sunarım. Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı. Mühürlü kapı Türkiye-Ermenistan sınırının geleceği konulu bilimsel toplantıya katılamadığım için üzgünüm. Gürsel Tekin, CHP Genel Sekreteri, İstanbul Milletvekili. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin sadece iki devlet arasında değil, iki halk arasında da barış lehine çevrilmesi için hepimize düşen görevler bulunuyor. Akademi, bilim dünyası bu açıdan çok kritik bir pozisyonda bulunmaktadır. 10 yıllardır yok eliyle devlet tarafından engellenmeye çalışan bilimsel çalışmaların sürdürülmesi elzemdir. YÖK'ün ve devletin baskılarına rağmen bu alanda bilimsel çalışmalarından ödün vermeyen tüm bilim insanlarına ve Hrant Dink Vakfı'na bu önemli konferansı düzenledikleri için müteşekkiriz. Konferansınızda başarılar diliyorum. Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili. Davetiniz için teşekkür eder, başarılar dileğiyle saygılar sunarım. Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili. Etkinliğinizde başarılar diler, tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımızı iletiriz. Hilal Dokuzcan, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink'i davet ediyorum kürsüye. Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Polorut pariyega karkeli nerganer guzem hayrenal parevel mer paregamnerun ve Kürtçe havalenme, hogirenme, hün hami kherhatın, menekarın hün nevmedana. Eski adı Mülkiye Mektebi olan siyasal bilgilerin bizimle işbirliği yapması çok özel ve çok önemli. Teşekkür ediyoruz bütün yüreğimizle ve bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyorum tekrar. Sözlerimi Hrant Dink Vakfı'nın hazırladığı sınırlar ajandasından birkaç cümleyle başlamak istiyorum. Bazı sözcüklerin çağrışımları ta en baştan olumsuzdur, sınır gibi. Sınır dendi mi içimiz daralır. Bir kıstırılmışlık duygusuyla dolarız. Bir ülkenin sınırlarını belirleyen taşlar eski Roma'da kutsal kabul edilirdi. Sınır taşı dikileceği zaman kurban kesilir, kurbanın kemikleri çukura gömülür, taş bunun üzerine dikilirdi. Modern zamanlarda sınır taşlarına kurban verme adeti ortadan kalktı. Ancak sınırları korumak için, korumak adına yapılan savaşlarda her yıl binlerce insan kurban edilmeye devam ediliyor. Sınırlarla derdimiz de, mücadelemiz de hiç bitmez. İnsan olmanın tarifinde sınırları aşarak yol almak düsturu gizli. Bu açıdan insanların tarihi esasen aşılan sınırların tarihidir. Aşılamayan mahkumiyetimizdir. Bizi korkularımıza tutsak eder. Bizi diğerlerinden ayıran her sınır, hayat alanımızı biraz daha daraltır. Böl ve yönet sisteminin dikenli telleridir sınırlar. İktidarlar bu sınırlardan, sınırların çoğalmasından beslenir. Sonra ama yine bir insan çıkar tarih sahnesine. Dayatılmış bütün sınırları zorlar. Hepimize ilham verir. İşte bu ilhamla bugün burada konuşulmayan zor bir konunun kapısını sizlerle birlikte açmak için bir araya geldik. Umarım katkılarınızla bu soruna ışık tutabileceğiz. Saygılarımla teşekkür ediyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Sayın Onur Özsoy'u davet ediyorum.
Distinguished guests. Saygıdeğer konuklar, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri İktisat Anabilim Dalı adına Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde ağırlamaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün sizlere ev sahipliği yapmak, fakültemizde sizleri ağırlamak, Mühürlü Kapı, Türkiye-Ermenistan sınırının geleceği konferansında bir arada olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. İzninizle fakültemizle ilgili olarak size bazı kısa bilgiler aktarmak istiyorum. Siyasi Bilimler Fakültesi İstanbul'da aslında bir topluluk koleji olarak 59 yılında 1859'da kurulmuştur. Ve o dönemde kuruluş amacı modernizasyon sağlamak ve beşeri sermayenin ülkemizde gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu çıkış noktasıyla fakültemizin eğitimli insan sermayesine Türkiye'de 155 yıldır katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Fakültemizin ismi 4 kez değişikliğe uğramıştır. İlk olarak Mektebi Mülkiye-i Şahane idi ismi. 1918'de Mektebi Mülkiye olarak ismi değiştirilmiştir. 36 yılında fakültemiz Ankara'ya taşınmıştır Atatürk'ün talebiyle ve 4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumu olarak faaliyetine devam etmiştir. Fakültenin ismi Siyasi Bilimler Fakültesi'ne 1950'de değiştirilmiştir. Böylece Ankara Üniversitesi'nin bir parçası olarak devam etmiştir. Şu anda 6 bölümümüz var. Siyasi bilim, kamu finans, kamu maliyesi, iktisat, kamu idaresi, iş ekonomisi ve işletme, uluslararası ilişkiler anabilim dallarımız mevcuttur. Bu 6 bölümde 200 kadar akademisyenimiz, 100 de idari personelimiz var. Fakülte mezunlarımıza mülkiyeliler denmektedir. Ve Mülkiyeliler Birliği adında bir sivil toplum kuruluşunca temsil edilmektedir. Mezunlarımız kamu kurumlarında, özel sektörde istihdam edilmektedir. Mezunlarımız arasında önde gelen isimler de yer almaktadır. Bakanlar, başbakanlar, büyükelçiler, valiler, gazeteciler, şairler, iktisatçılar doğmuştur mezunlarımız arasından. Daha önce bildiğiniz gibi mesela Şükrü Saracoğlu, Mümtaz Soysal, Fahir Armoğlu, Ahmet Taner Kışlalı, Altan Öymen, Bari Savcı, Çarcar Talas, Cemal Süreya, Emre Kongar, Ferik Melen, Hikmet Çetin, Hıncal Uluç, Korkut Boratan, Mesut Yılmaz, Murat Karayalçın, İlber Ortaylı, Sehem Erel ve daha pek çok isim. Burada saymak imkanına sahip olamayacağımız pek çok isim mezunlarımız arasındadır. Mülkiye kelimesi aslında değişim, reform, özgürlük, insan hakları isimleriyle hep aynı bağlamda geçmektedir. Umarım da böyle olmaya devam eder. Mülkiye geçmişle gelecek arasında bir köprü olmaktadır. Umuyorum ki bu konferans da Türkiye ile Ermenistan arasında parlak bir geleceğe giden bir adım olacaktır. Hepinizin bildiği gibi 93 yılında sınır kapandı ve mühürlü kapının artık bu ilişkilerin gelişmesi için açılması istiyoruz. Sadece bu iki ülke halkları açısından değil, bu coğrafyadaki halklar için bunun iyi olacağına inanıyoruz. Bu bölgenin halkları şu anki durumdan daha iyisini hak ediyor. Buna inanıyoruz. Tabii ki geçmişe dönüp tarihi yeniden yazamayız. Ama ne yapabiliriz? Geleceği biz şekillendirebiliriz. İstediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Bunu yapalım. Birlikte bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Sınırları açalım. Türkiye ile Ermenistan sınırlarını açalım. Böylece bölgesel istikrar ve barışa katkıda bulunabilelim. Kapatmadan önce
Bu konferansın organizasyonuna katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor. Hepinize başarılı bir konferans diliyorum. Ve bitirirken kurucumuz, en büyük lider Atatürk'ün yurtta barış, cihanda barış sözüyle kapatmak istiyorum. Teşekkürler. Konferans Organizasyon Komitesi adına Cengiz Aktar'ı dinliyoruz. Efendim, günaydın Paris, hoş geldiniz, hoş bulduk Mülkiye'ye. Sonsuz teşekkürler. Grant Think Vakfı 2007'de kuruldu, dünya kadar iş yaptı o zamandan bu yana. Gönüllülerimiz ve dostlarımız sayesinde. Yapılan işleri burada sıralamak mümkün değil. Ama üç kelimeyle özetlemek gerekirse, aklıma benim hafıza, vicdan ve akla davet geliyor. Bu topraklarda artık ne miktarda bulunduğu değerlendirmesini bu üç şeyin size bırakıyorum. Bunlara vurgu yaptık devamlı ve vurgu yapmaya devam edeceğiz inşallah. Konferanslarımızın sadece ufuk açıcı değil, yol açıcı nitelikte olduğunu da söylemeliyim. Umumiyetle ilktirler. Bir örnek vereyim. 2011'de Diyarbakır ve çevresi toplumsal ve ekonomik tarihi konferansı yapmıştık. Tarihin cereyan ettiği yerde yaptık ama Diyarbakır'da yaptık bu toplantıyı. Tesadüf o ki bugün gene Diyarbakır'da bu defa İsmail Beşikçi Vakfı, İsmail Beşikçi Hrant Dink ödülü sahibidir bu arada. O vakıf benzer bir konferans yapıyor. Nerede? Diyarbakır'da 1915 Diyarbakır ve Kürtler toplantının adı. O toplantıyı Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi ile yapmıştık. Ne tuhaf değil mi? Sıra dışı ya. Koskoca Dicle Üniversitesi orada dururken belediye tabii ki ortak olabilir ama ne işi vardı? Öyle değil. Öyle olmuyor. Ezber bozma potansiyeli taşıyan işlerde, çalışmalarda akademi pek yok. İşte tam bu nedenden bu toplantının akademi çatısı altında yapılmasını sağlayan Mülkiye'yi sadece kutlamıyorum, şükranlarımızı sunuyorum. Doğru ve doğal olanı yaptılar. Sağ olsunlar. Çalışmalarımızın bir diğer özelliği gençlere yönelik olması. Onların doğal merakını ve araştırma ruhunu teşvik edici mahiyette olması. Tebliğ çalışmalarımıza, çağrımıza pardon, gelen cevaplar dünyanın dört bucağından da hakikaten ve adını bilmediğimiz bir dolu genç araştırmacıdan bu toplantıya 50'nin üzerinde tebliğ teklifi geldi. Vakfımız genellikle tarih ve hafıza ağırlıklı toplantılar düzenler. Güncel meseleleri işleyen toplantılarımız dahi hafıza ağırlıklıdır diyeyim. Mühürlü kafı, yani bu konferans bu çerçevede ilk bakışta biraz istisna gibi duruyor. Ama tam öyle değil. Bir tek veriyle yetineyim şimdilik. Bugün Ermenistan'ın nüfusunun yarısı Anadolu kökenlidir. Kapalı kapıyla birlikte düşündüğünüzde bu ne demek? Bu insanlar atalarının vatanına ya da kutsal Ararat'a ya da Kürtçesiyle Ağrı Dağı'na istedikleri anda gitmekten, oraları görmekten, hissetmekten mahrumdurlar. Bu kadar basit. Geçen hafta Raquel Dink Harvard Üniversitesi'nde konuştu. Hari Parsekyan dostumuz, o da burada. Sayesinde orada bir seri konferans başladı. Harvard'da Hrant Dink konuşmaları. Toplantıda yönetim kurulu üyemiz Ayşe Kadıoğlu da vardı. Ayşe toplantı sonrasında bir yazı yazdı. Şöyle diyor. Ayşe'den okuyorum. Harvard Üniversitesi'nde sürdürülen çalışmalarda Daniel Stacher, bellek laboratuvarıymış bu. Hatırlamak ve hayal etmenin beynin aynı bölgelerinde gerçekleştirine işaret eden bulgulara erişilmiş. Hatırlamakla hayal etmek
beynin aynı yerinde oluşuyor. Buradan hareketle, diyor Ayşe, hatırlamanın hayal edebilmek için gerektiği sonucuna varmak mümkün. Ya da kısaca hatırlamayanlar hayal de edemiyor diyebiliriz. Demek ki hatırlamak sadece geçmişi değil, geleceği de ilgilendiriyor. Hatırlarken aslında geleceği hatırlıyoruz. Bu defa geçmiş kadar geleceği de konuşacağız. Ayşe böyle yazmış. İşte güncel mesele olan kapalı sınırla hafızanın arasındaki ilişki bence tam da bu. Son olarak bütün bu çabaları, kısaca adını ettiğim bu çalışmaları gelecek yıldan itibaren İstanbul Harbiye'de şu sırada inşa halinde olan Hrant Dink Ermeni Araştırmaları Enstitüsü çatısı altında sürdüreceğimizi haber vereyim Ankara'dan, Mülkiye'den. Sağ olun, tekrar hoş geldiniz. Hemen ilk panele başlıyoruz. Girard Libari'den oturum başkanı ve panelistleri davet ediyorum. Hayırlı toplantılar efendim. Good morning. Herkese günaydın. Birinci panele oturum başkanlığı yapma şerefine eriştim. Bu oturum hem çok şey vaat ediyor hem de çok uygun bir biçimde konusu seçilmiş. Dört konuşmacımız olacak ve format şu şekilde devam edecek. Ben her bir konuşmacıya davet edeceğim. Her biri 20 dakikalık bir sunum gerçekleştirecek. Daha sonra sunumdan sonra bir sonraki sunucuya geçeceğiz. Yani sunucular birbiri ardına sunumlarını gerçekleştirecek. Her birinin 20 dakikası olacak ve tüm sunumların tamamlanmasının ardından oturum başkanı yorumlar yapacak. Hem sunulan bildiriler üzerine bu yorumlar gerçekleşecek hem de genel olarak yorumlarda bulunulacak. Ve nihayetinde umuyorum ki en azından 15 dakika soru cevap bölümümüz olacak. Ve lütfen soruların kısa olmasına ve kendi içinde bir sunum olmamasına dikkat edelim. Bu şekilde daha fazla sayıda soru alabileceğiz panelistlerimize. Birinci konuşmacımız Sayın Sezai Yazıcı. Kendisi Erzurum doğumlu. Kamu İdaresi bölümünden mezun. 4 yıl kamu idaresinde çalıştı. Türkiye'de farklı konularda, işlerde çalıştı. Gençliğimiz 15 yıl boyunca Kars'ın tarihi, yakın tarihi ve bölge sorunları konusunda çalışmalar yapıldı. Bir kitapta ve çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı. Son 15 yıldır bölge sorunlarının konusunda yazıyor ve 2008 yılında Kent Konseyi yayınları arasında çıkan Kent Mehberi'nin editörleri arasında yer aldı. Kendisi Bir Sınırın Hikayesi konulu konuşmasını yapacak. Herkesi selamlıyorum. Konuşmama başlarken saygılar sunuyorum. Ben Türkiye-Ermenistan sınırının
kapanış öncesi 100 yılına değinmek istiyorum. 100 yılındaki hukuki anlaşmalar, uygulamalar ve bunların sonuçlarıyla ilgili kuş bakışı olarak bu son yıl üzerinde kimi satır başlarını dillendirmek istiyorum. Türkiye-Ermenistan sınırı dendiği zaman akla Arpaçay gelir hiç kuşkusuz. Arpaçay ya da Ermenice'deki karşılığı Ahuryan bölge coğrafyasına aşina olan herkes için hem bir ırmağı hem de sınırı çağrıştırır. Arpaçay Aras'la birleşmeden önce Kars'ın doğusunda kuzeyden güneye doğru akar. Türkiye-Ermenistan sınırını çizer. Akyaka ilçesinin tam doğusuna ulaştığında parlak bir çayır oluşturur. Bu batıya kıvrılmadan ve adıyla baraja kavuşmadan önce son düzlükte görece derin olmayan dar bir vadi yarığı ortaya çıkarır. Türkiye-Ermenistan sınırı tam bu vadi yarığının üstünde konuşludur. Türkiye-Ermenistan sınırı gerek Türkiye-Ermenistan arasındaki karayolu ve demiryolu bağlantısı açısından gerekse Hazar Havzası Doğu-Batı ulaşım güzergahı açısından en uygun noktadadır. Arpaçay bir denetim noktası, iki ülke arasında bir geçiş yeri olarak yüzyıllar boyunca var olsa da ona sınır kapısı özelliğini kazandıracak altyapı olanaklarına 1800'lerin sonlarında kavuştu. Bilindiği gibi 93 Harbi olarak da anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu yenildi. Ayastefanos Anlaşması'nın 19. maddesine göre Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya savaş tazminatı olarak verildi. Kars'ın Çarlık Rusya'sının eline geçmesiyle ulaşımda önemli gelişmeler yaşandı. Ruslar bugünkü sınır kapısı üzerinden Kars'ı Kafkasya'ya ve Rusya'nın merkezine bağlamak için çalışmalar yaptılar. Bu kapsamda önce Gümrü, Kars arasındaki 89 kilometrelik şose yol yapıldı. Ardından 1895 yılında Tiflis-Gümrü-Kars demiryolu yapılmaya başlandı. Demiryolunun Kars'a ulaşmasının yanı sıra Erivan ve Culfa'ya da uzanması öngörülüyordu. Bu hatta 299 kilometreydi. Daha sonra 1524 milim genişliğindeki raylar döşendi ve 1899 yılında tren 15 Temmuz'da Kars'a ulaştı. Trenin Kars'a ulaşmasının ardından tarifeli seferler 3 ay sonra başladı ve bu ta yakın bir tarihe kadar devam etti. Olağanüstü durumlar, salgın hastalıklar dışında bu kapı tren işlemese de hep açık kaldı. Bu kapının temel altyapı hizmeti demir yollarıyla sağlandı. Bu demir yollarının yapımı sırasında 7 ila 10 bin işçi çalıştı. 23 milyon 435 milyon ruble para harcandı. Ağın ikinci aşaması olan Kars-Sarıkamış ve üçüncü aşaması olan Sarıkamış-Erzurum yolları da 1913 ve 18 yılında tamamlandı. O günkü coğrafyaya baktığımız zaman bir taraftan Tiflis üzerinden Rusya'nın merkezine bağlanmış, diğer taraftan da Erzurum'a kadar ulaşmış, altyapısı çevre vilayetleriyle kıyaslanmayacak kadar zengin bir sınır kapısı. Bu açıdan baktığımız zaman kapı o gün için gerekli olan bütün yani 20. yüzyılın başında bütün olanakları elde etmişti. Bilindiği gibi Ekim devriminden sonra Ruslar bölgeden çekilmeye başlandı. Önce Erzincan Mütarekesi, onun hemen ardından Brest-Litovsk Anlaşması ile Karslar, Ruslar çekildikten sonra bölgede bir hareketlilik yaşandı. Şura hükümetlerini kısa erimli cumhuriyete taşıyan bir gelişme oldu ve onun ardından bölge İngilizlerin, daha sonra Ermenilerin denetimine geçti. 30 Ekim 1920'de yapılan savaş sonucunda bölge tekrar Türklerin eline geçti.
2-3 Aralık 1920 tarihinde Gümrü Anlaşması imzalandı. Ama o Gümrü Anlaşması'nın onaylanmasına olanak yoktu. Kafkasya'da ani gelişmeler oldu. Dolayısıyla hükümet devrildi. Ardından bütün bir bölgeyi barışla tanıştıracak Moskova Anlaşması, 16 Ekim 1921 tarihinde Moskova Anlaşması ve hemen ardından da Kars Anlaşması 1921'de imzalandı. Bu anlaşmaların imzalanmasıyla belki de bizim hem genel olarak halklarla arasındaki dostluğun kurulmasına dönük bir dizi alt çalışma yapıldı, hem de kapıların açılması için uygulamaya dönük bir dizi sözleşme ve yine çalışma başladı. Bakınız, Moskova Anlaşması'nın 9. maddesinde kapıya dönük ne tür düzenlemeler vardı? Ben anlaşmanın ilgili maddesinden aynen okuyorum. Tarafların iki ülke arasındaki, bağlantılarını kesmeden sürdürmesi amacıyla demiryolu, telgraf gibi ulaşım ve iletişimi koruma ve geliştirmelerine önem veriliyor. İki ülke arasında zorluklarla karşılaşmaksızın kişi ve malların özgürce geçişini sağlamak için gerekli önlemlerin ivedilikle aralarında anlaşarak almalarını öngörüyordu. Yine Kars Anlaşması'nın 17. maddesi de benzer bir düzenleme getiriyordu. Bunlara ek olarak 18. maddedeki düzenlemeler de çok çarpıcıydı. Bunu da aynen okuyorum. İlişkileri güçlendirmek, gerekli ticaret bağlantılarını kurmak ve ekonomik, parasal ve işlerin çözümlenmesi amacıyla ilgili ülke temsilcilerinden oluşan bir ekonomik komisyonun toplanması. Hemen ardından 19. maddede de 3 aylık süre içerisinde konsolosluk sözleşmeleri yapmaları öngörüyordu. Sonuçta bu düzenlemelerle acılarla dolu savaşların ardından halklar arasında kalıcı bir barış için demiryolu ve telgraf gibi ulaşım ve iletişim araçlarıyla uygun bir ortam hazırlamak ve ardından ticari ilişkilerle bu ortamı kalıcı bir hale getirilmesi amaçlanıyordu. Yapılmak istenen kısaca buydu. Hemen konsolosluk sözleşmesi ve demir yolları sözleşmesi bilindiği gibi 1922'de Temmuz'da imzalandı. Bu düzenlemelerin meclisteki onayı 1925'e kadar sürdü. O arada bir hareketlilik vardı. Onun hemen ardından bunlar 611-612 sayılı yasalarla kabul edildi. Çıkan yasanın birinci maddesinde şu hüküm yer alıyordu: Gümrü istasyonu vasıtasıyla yolcu ve eşya taşınması için aktarmasız doğru ulaşım tesis edilmiştir. Sözleşmenin 3. maddesinde de yolcu ve bagaj taşımasının haftada bir kez Sarıkamış Batum arasında, haftada bir kez de Sarıkamış Tiflis arasında yapılması öngörülüyordu. Kars Çarlık Rusyası yönetimindeyken demiryoluyla sadece doğuya doğru bağlantısı yapılmıştı. Yani Gümrü üzerinden Tiflis'e. Batıyla hiçbir bağlantısı yoktu. Yolları da yeterince iyi değildi. Dolayısıyla Türklerin yeniden bölgeyi ele geçirmesinin ardından Kars eklemlendiği Kafkasya'dan koptu. Uzun bir süre yalnızlık çekti. Çünkü ürettiği mallar itibariyle daha önceden pazar payı olduğu Kafkasya'ya ulaşamıyordu. Zira bölge Rusya yönetimindeyken Kars'ta yılda 200 vagon ot Batum ve Bakü yönlerine sevk edilmekteydi. Kafkasya'nın yıllık 10 bin ton ot ihtiyacının tek kaynağı Kars ve çevresiydi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında söz konusu bölgenin ot ihtiyacı sürmesine karşılık bunu temin edemedi. Dolayısıyla Kars için
kendi dinamikleri üzerinde kalkınabilmek, bu var olan eklemlenmenin kopmasından sonra yeni bir dinamik yaratılması esastı. Bunun için hem Batı ile olan, Batı Anadolu ile, Anadolu ile olan ilişkilerini geliştirmek, hem de Kafkasya ile olan o eski talebi canlandırır, buna yanıt verir nitelikteki üretimini sürdürmesi gerekmekteydi. Ama Türkiye ile Rusya arasında bir ticaret anlaşması yoktu. O güne kadar hep bu tür ticaretler itilafnamelerle çözülüyordu. Önce 1927, onun ardından 1931 tarihli ticaret ve seyri sefain anlaşmaları imzalandı. Bu anlaşmalar önemli ölçüde Kars'ın ve Kars'la birlikte doğudaki, Kuzey Anadolu'daki vilayetlerin Kars kapısından, Kars sınır kapısından sınır ticareti yapmalarını olanak tanıdı. 1931 yılının yılındaki ticari anlaşma Kars'a yeni bir soluk getirdi. Bu anlaşmayla Kars 1931'in sonlarında ticarete başladı ve hiç de beklenilmeyen bir performans ortaya çıktı. Ben 1934-40 yılları arasındaki sınır kapısından yapılan ithalat ve ihracatla ilgili olarak verileri derledim. Bunların sonucunu zamana saygı göstererek sunmak istiyorum. Son bu 6 yıllık dönem içerisinde ortalama Kars 1.450.000 TL'lik ihracat, 1.212.500 TL'lik bir ithalat yaptı. Bu o günkü ihracatın 1.09'unu, ithalatında 1.18'ini oluşturuyordu. Kars'a sınır ticaretinde aksayan kimi yönler daha sonra 1937 yılında yapılan yeni bir anlaşmayla sağlandı. Bu anlaşmanın önceki anlaşmalardan farklı olarak getirdiği önemli bir husus vardı. O da ticaret temsilciliklerinin kurulmasını amaçlıyordu. Aslında o günkü hükümetler 1927'den beri imzaladığı ticaret ve seyri sefain anlaşmalarına göre Kars'ta bir ticaret temsilcisinin bulunmasının daha önce yasalara, sözleşmelere koyduğunu ama bunu kimi duyarlılıklar nedeniyle ertelediğini biliyoruz. Bu 1938 yılında hayata geçti ve o tarihte bir ticaret temsilcisi atanmış oldu. Alexander Mikhailov 1938'de atandı. Daha sonra bilindiği gibi, yani bu veriler yukarıya da tırmanmaya müsaitken İkinci Dünya Savaşı çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nda giderek ticaret durdu. Tren çalışıyordu ama artık ithalat, ihracat yapılmıyordu. O günlerde Amerikalı gazeteci Ferdinand Kuhn bölgeye geldi ve bölgeyi özel bir izinle, NATO'dan aldığı özel bir izinle gezdi. Onun saptadıklarını National Geographic'te 1952 yılında bu gözlemleri dile getirildi. Ben bir bölümünü okuyayım. Bu demir yolu hattı başlı başına benzersiz bir olgudur. Bu hat Sovyetler Birliği'nin yaklaşık 57 bin kilometrelik devlet sınırında NATO ülkeleriyle doğrudan bağlantı sağlayan tek demir yoludur. Bugün bu bağlantı gerçekten ziyade teoride kalmıştır. Çünkü soğuk savaş yüzünden Sovyet-Türk ticari ilişkileri tamamen kesilmiştir. Bu demir yolu sadece arada sırada resmi işler için gelen birkaç diplomat tarafından kullanılıyor. Ama yine de tren işliyor. Demir yolunun kardan kapandığı zamanlar dışında tren her çarşamba ve cumartesi Kars'tan kalkıp yokuş yukarı oflaya puflaya dikenli tel perdeye doğru ilerliyor. Ben treni gördüm,
töreni seyrettim. Şaşırtıcıydı. Ne yazık ki 62 yıl sonra bırakın trenin işlemesini, kapının bile kapalı olması hüzün vericidir. Bilindiği gibi daha sonra Stalin'in ölümünün ardıyla yeniden, ölümünün ardından yeniden ilişkiler düzeldi ve ithalat, ihracat eskisine oranla hatta biraz daha da fazla ileri taşındı. Nitekim bir rakam vermek gerekirse 1962 ile 67 arasında yapılan ortalama yıllık ihracat Türkiye'nin ihracatının 1.06'sına Kars kapısından sağlanıyordu. Bunun önemli bir veri olduğunu bilgilerinize sunmak istiyorum. Bu böyle devam ederken bana göre aslında kapıyla ilgili en önemli gelişme ki ben ona altın yılı olarak görüyorum. 1961 yılında Kars'la Kars üzerinden bütün Anadolu'ya doğrudan seferler düzenleyen doğru nakliyat sözleşmesi çıktı. Bu sözleşme ve onun meclisten geçmesiyle birlikte yapılan düzenlemenin ardından şöyle bir durum hasıl oldu. Gümrü, Erivan, Moskova'dan kalkan bir yolcu İstanbul'a gidecekti ve oradan gene dönebilecekti. Bir dakika düşünmenizi diliyorum. Soğuk Savaş'ın bütün hoyratlığıyla insanları ezdiği o günümüzde Sovyetler Birliği'nin işte dikenli kuğunun ifadesine göre dikenli tel olduğu o günlerde Moskova'dan kalkan bir yolcu İstanbul'a gelebiliyordu. Ben bunu altın yıllar olarak görüyorum. Tabii bu sağlanan durum uzun sürmeyecekti biliyorsunuz. 1990'lara doğru ilişkilerde bir zayıflama olduğu biliniyor. Ama 1990'da Sayın Başkan beni uyarıyor, bitiriyorum. Çok önemli bir gelişme oldu. Sanıyorum zaten taraflar arasındaki en son görüşme de Ulaştırma Bakanlığı'nda yapılan görüşmeydi. Erivan Demir Yolları temsilcisi Kandilya'nın da hazır bulunduğu toplantıda şu görüşmeler, şu konu başlıkları değerlendirildi. Bu toplantı 5 Kasım 1990 tarihindeydi. Gündem gereğince 3 yıl içerisinde ne kadar yolcu gelmiş, ne kadar yolcu gitmiş buna bakıldı. Bunun 39.438 kişi olduğu belirlendi 1990 yılında ve mevcut ekipmanın, mevcut vagonların yolcu taşımaya yetmediğini, bu konuda önemli bir yolcu açığının var olduğunu belirlediler. Hemen ardından Moskova ve Şam arasında aktarmasız yolcu taşınması için imkanların araştırılması, bakın bu hiç konuşulmaz. Ve bunun yanı sıra Doğu Kapı ya da Ahuryan'da Boji bir değiştirme tesisi kurulması öngörülüyordu. Maalesef ikinci bir toplantı yapılamadı. Çok teşekkür ediyorum. Thank you very much Mr. Yazıcı. You were right on time. Çok teşekkürler Sayın Yazıcı. Hatta bir dakikanız daha vardı. Tamamlamanız tam zamanında oldu. Ama daha sonra o bir dakikayı size vereceğiz umuyorum ki. Bir sonraki konuşmacımızın adı Lale Yalçın Hekman. Kendisi İstanbul'da doğdu. Ankara'da ve İstanbul'da eğitimini devam etti. Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyal antropoloji okudu. Londra School of Economics'ten tezini verdi. Kürtlerin Güneydoğu Anadolu'da yerel politikası konusunda çalıştı. Aynı zamanda araştırmalarına devam etti. Türk ve Kürt göçmenler arasında ve İslam konusunda Almanya ve Fransa'da çalışmalarını devam ettirdi. Max Planck Araştırma Okulu'nda da araştırmacı. Aynı zamanda Halle Üniversitesi'nde de araştırmacı olarak çalışmalarına devam ediyor. Sayın Yalçın Hekman, Güney Kafkasya'da
sınırların tarihi ve anlamı konusunda bir konuşma yapacak. Çok teşekkürler. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Aynı zamanda bugünkü konuşmamı için vesileyi sağladıkları için organizasyon komitesine de teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada bulunmak benim için büyük bir onur. Aynı zamanda babam 90'lara kadar burada çalıştı. Bu anlamda da bir onur burada benim bulunmam. Ben bu konuşmama Azerbaycan'da zorunlu göçe tabi olmuş bir kadınla aramızda geçen bir konuşmayı aktararak başlatmak istiyorum. Mecburi köçkün deniyor. Zorunlu göç etmiş kişilere, yerinden edilmiş kişilere. Adam Karabağ'ın doğusunda Azerbaycanlı ailenin çoğunlukta olduğu bir yer. 93'ten beri Ermeni kontrolünde olan bir şehir. Sahibi ile Pir'de tanıştım. Pir, ülkenin kuzeyindeki İsmaili şehrine yakın, genelde kuru ve sıcak bir iklime sahip bir yer. 2001 yılında Pir'de ailenin yanında kaldım, 2 ay geçirdim. Amacım emlak ve mülkiyet konularını araştırmaktı ve Azerbaycan'daki kırsal mülkiyet ve özelleştirmedeki değişimi incelemekti. Bu Max Planck Enstitüsü'nde yapılmış bir çalışma, araştırmaydı. Pir'de 60 kadar zorunlu göçe tabi olmuş hane vardı. Bunların bazıları Karabağ'dandı ama çoğunluğu Kelbecer ve Leçinlilerindendi. Bu kişiler genellikle hayvancılıkla meşguldüler geldikleri yerde. Benim kaldığım yerde, Pir'de de küçük ölçekli tarım ve genelde küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Burada yaşayanların çoğu hayvancılıkla uğraşsa da sözünü ettiğim sahibi adam şeklinde öğretmenmiş ve bana geçmişini aktaran yazı ve şiirlerini övgüyle gösterdi. Zorunlu göçün sebep olduğu zor yaşama rağmen Azerbaycan'da sık sık gözlemlediğim gibi yazılarını küçük çapta da olsa kitap olarak bastırabilmişti. Bu kitaplardan birinde Karabağ'daki Ermenilerden ve onları nasıl 80'li yıllarda siyasi olarak örgütlendiklerinden ve Azerbaycan idaresine karşı hazırlıklarından bahsediyordu. Aralarında Komünist Parti üyesi olanların adlarını vermişti ve bu kişilerin nasıl Azerbaycan'dan ayrılmaya hazırlandıklarını anlattı bana. Aynı zamanda şiirlerinden de bahsetti. Vatan hasretiyle doluydu bu şiirler, özlemiyle doluydu. Ben kitabını daha dikkatli okumak için istediğimde durakladı. Biraz endişelendi. Bu konuştuklarımı yazıp basacak mısın dedi. Olabilir diye söyleyince alıntı yapmamamı istedi kitabından. Kim bilir belki de bir gün yine Ermenilerle beraber yaşayabiliriz dedi. Bu anılar daha önceki yaşama belki de geri dönmeye engel olmamalıydı. Ben bu söyleşiden birkaç yorum çıkarmak mümkün diye düşünüyorum. Sahide mültecilik ve zorunlu göç konularının kamuoyunda ne kadar hassas konular olduklarının, ne gibi yansımaları olabileceğinin farkındaydı. Mülteciler yani Azericiler, kaçkınlar ve yerlerine edilmiş kişiler yani mecburi köçkünler Azerbaycan'daki siyasi söylemin ayrılmaz bir parçasıydı. Azerbaycan hükümeti mülteci ve zorunlu göçe tabi olanlara ait meseleleri ihmal etmeyi göze alamaz ve bu gruplar genelde güçlü bir sese sahipti. Bu nedenle sahide yazdıklarının siyasi anlamının farkındaydı. Hatta belki bu anlamı biraz abartıyordu bile. Her halükarda mülteci ve zorunlu göçe tabi olanlar, ki sahide de bunlardan bir tanesi, Karabağ'ın statüsü hakkında Ermenilerle yapılan savaşın sonuçlarıyla çok yakın bağlantısı olan bir sosyal grup. Bu insanlar kaybedilmiş toprakların ve kapalı sınırların hatıralarının temsilcisi. Hatta onları kapalı sınıfların canlı simgesi olarak görmek de mümkün. Vatandaşından kaçmak zorunda kaldılar, bir daha geri dönemiyorlar, geçirmez sınırları artık aşamıyorlar. Bu siyasi ve kamusal anlamların ötesinde sahidenin kaygısını bir başka biçimde okumak da mümkün. Bu kaygı belki de Sayden'in günümüzde milli düşman olan Ermenilerle beraber yaşayabileceği bir dünyayı düşlediğini de ima ediyor. Daha önce bunu yapmış. Eğer gerekli olursa
tekrar böyle bir beraberliği mümkün olabileceğini düşünüyor. Ama diğer yandan Saide'nin hayallerini ve hislerini ne kadar genelleyebiliriz? Siyasetin kapattığı sınırlar insanların zihinlerinde de kapalı mı? Eğer bu sınırlar zihinlerde açıksa ve hayallerde açılabiliyorsa, aşılabiliyorsa bu hayallerin gücünü nasıl tahmin edebiliriz? Bir gün gerçekleşebilirler mi? Sonuçta kapalı sınırların onlarca yıl sonra bile açılabileceğini tarihte gördük, yaşadık. Ben de böyle bir ülkede yaşadım. Kapalı sınırlar bu konferansın konusu. Özellikle beni bahsettiğim ve 2000 yılından beri izlediğim sınırdan başka bir kapalı sınır. Bu sunumdaki amacım Güney Kafkasya'daki sınırların geçmişteki ve günümüzdeki anlamlarına bakmak ve Türkiye-Ermenistan kapalı sınırına analojik örnekler sunarak böylelikle geçmiş ve geleceğin bir parçası olsun aydınlatabilmek. Güney Kafkasya'daki sınırların geçmişine ve günümüzdeki anlamlarına bakarken sosyal hafıza ve sosyal pratiğin perspektifine dayanıyorum. Bu anlamlara geçmeden evvel de Güney Kafkasya özelinde sosyal antropolojideki sınır çalışmalarının getirdiği bazı açılımlardan da bahsetmek istiyorum. Daha sonra, daha yakın zamanda Güney Kafkasya'da yapılan çalışmalara bakacağım ve sınır bölgelerindeki günlük yaşamın izdüşümlerini ve buradan çıkarabileceğimiz yorumları ele almaya çalışacağım. Bu anlamda uzun dönemli dostluklardan süzebildiğimiz sohbetlere ve gözlemlere dayanan dolaylı bilgiler, sınırlarda yaşayanların hatırladıkları ya da unutmaya çalıştıkları bir yaşamın izdüşümlerinden söz ediyoruz. Sınır antropolojisinin bize sunduğu izdüşümler nelerdir? Devletler sınırları yaparlar ve işaretlerler. Bu cümle sınır çalışmalarında hakim yaklaşımı, özellikle de siyasi bilimler, coğrafya ve sosyal bilimlerinkini özetliyor denilebilir. Devletlerin sınırları çizmekte ve korumakta değişen kabiliyetleri olduğu ve devletlerin bu kabiliyetler çerçevesinde birbirlerini sınadıklarını birçok tarihi ve siyasi çalışmalardan bunları biliyoruz. Antropolojik sınır çalışmaları ise sınırlardaki devlet-toplum ilişkilerini aşağıdan yukarıya doğru ele alıyor. Bununla birlikte bu ilişkilerde ve devletin sınır rejimlerine tasviri ya da temsiliyle sınırlarda yaşayan insanların sınırı nasıl yaşadığı, deneyimlediği, nasıl gördüğü, şekillendirdiği arasında ne gibi kopukluklar olabileceğine işaret ediyor. Antropolojinin özellikle de 90'lı yıllarda sınır çalışmalarına katkısını vurgulayan Thomas Wilson ve Hastings şöyle diyor. Antropolojik sınır çalışmaları antropolojinin içindeki ve dışındaki sosyal bilimcilere şunu hatırlattı. Milletler ve devletler, devletin temsilcileri, medya veya akademisyenlerin kurdukları imajlara indirgenemeyen insan topluluklarından oluşuyor. Etnograflar sınırları çalıştıkları zaman komşu sınırlarının ötesinde birçok kültürel bağları olan insanların hikayelerini anlatıyor. Böylece antropolojik sınır çalışmaları hem sınırların değişkenliğini, değişebilirliğini hem de devamlılığını araştırıyor. Bunlara bakarken sınırda yaşayanların ve devletlerin sınırları ötesi sosyal, siyasal, İktisadi ve kültürel sahaların nasıl sınırlara adapte edilebileceğini, onları nasıl sertleştirebileceğini inceliyor. Bir başka açıdan pazar sistemleri de sınırları çizen kurumlar olarak görülebilir. Meksika-ABD sınır üzerinde yapılan çalışmalar nasıl iş gücü ve üretim mallarına olan ama hacmi ve dağılımı değişebilen arz talebe göre bu sınır rejiminin değişkinliğini şekillendiğini gösteriyor. Sosyalist ve kapitalist iktisadi rejimler pazarları tamamen dışlıyor. Fakat sosyal sistemin dağılmasından hemen sonra yapılan sınır antropoloji çalışmaları, mesela Berdal ve Paxman'ın çalışmaları, iki politik siyasi sistem arasındaki siyasal ve fiziki sınırlar sıkı bir biçimde kontrol altında olsa bile diğeri hakkındaki hayallerinin güçlü olduğunu gösteriyor ve zaman zaman direniş ve içeriden çökertme stratejilerine merkez oluyor. Antropolojik sınır çalışmalarının vurguladığı bir başka mesele de sınır bölgelerinin nasıl dinler tarafından sorgulandığı ve sınandığı.
Yani siyasi sınırların oluşması ve sorgulanması sadece devletler tarafından yapılmıyor. Özellikle dini sistemlerin etkisinin yoğun olduğu ve değişik sistemlerin birbiriyle ortak etki alanı olma ve kökenler açısından rekabet ettiği Orta Doğu, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kafkasya gibi bölgelerde bu durum gözleniyor. Buralarda siyasi sınırlar ve sınır bölgeleri hac dini gibi yolculukların sınır arazilerini dini sembollerle işaretlemek isteyen kurum ve insanların sarsmalarına, zorlamalarına tabi. Şimdi bir başka alanda Güney Kafkasya'da sınırların tarihi ve yaşanmış sınırlara bakmak için sosyal hafıza. Sınır bölgesinde yaşayan ya da yakınında yaşayan kişiler Sovyet zamanında ne gibi bir yaşayanlar, ne gibi bir sosyal hafızaya sahipti? Sovyet döneminde bu hafızalarda baskın tema, o zamanlar sınırların kolay aşıldığı ve sınır bölgelerinin bu kadar yoğun anlamlı olmadığı. Nino Arfaşkili gene benim doktor öğrencilerimden Azerbaycan'da yaşayan Müslüman ve Gürcü dilli olan İngiloylarla bir çalışma yaptı. Ve bu çalışmada bu grup için Sovyet vaktinde, Sovyet zamanında Gürcistan'la Azerbaycan arasında sınırın yok, neredeyse yok olduğunu söyledi. İnsanlar serbestçe sınırı geçiyordu. Güney Kafkasya'da sınırı geçmeye neden çoktu. Bu sınır bölgelerinde yaşayanlar için hatta daha da fazlaydı. Azerbaycan, Sovyet Azerbaycan vatandaşları gibi Tiflis, onlar için Tiflis gibi büyük şehirler, sınırın ötesindeki büyük şehirler Bakü'den yakın cazip alışveriş merkezleriydi. Gürcistan-Azerbaycan sınırında 2007'den bu yana çalışmalar yapıyorum. Bu bölgede yaşayanlar, birçok kişi Tiflis'e alışveriş yapmak için gittiklerini, Sovyet ürünleri almak için gittiklerini ama keyif için de turist olarak da ziyaretler düzenlediklerini anlatıyorlar. Sadece 50 kilometre ötede çünkü Tiflis, Bakü ise 400'den daha fazla. Aynı zamanda Gürcistan'a eğitim için de gittiği vurgulanıyor. Yine Azashvili Gene, bazı Gürcü dilli İngiloyların yüksek eğitim için, yüksek öğrenim için Gürcistan'a gitmeyi tercih ettiğini söylüyor. Özellikle Gürcistan'ın kota açması ve kilisenin finansmanı, Sovyet döneminden sonra finansmanı da bu noktada etkili oldu. Yine benzer şekilde Milena Bagdasaryan, diğer doktor öğrencim de yine bu konuda çalışmalar yaptı. Azerbaycan'dan kaçıp Ermenistan'a gelen Ermenilerle bir araştırma gerçekleşti. Ve Ermenistan'a eğitim için göç etmenin yaygın olduğunu yine bu çalışmasında söyledi. Özellikle yüksek eğitimini Bakü'de Rusça almayı istemeyen Ermeniler bu şekilde bir yöntemi tercih ediyormuş. Hatta kendi ana dilinde yüksek eğitim almayı isteyen Ermenistan'da ve Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlıların eğitim için Bakü'ye gelmeleri neden olduğunu da söyleyebiliriz. Sınır geçmeyi gerektiren bir başka önemli neden de sınırın öbür tarafındaki iş gücü pazarları ve tarım ürünleri pazarları. Azashvili Gene yine İngiloylar için kolhozlarda çalışmanın bir etken olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra Ermenilerin Azerbaycan'da yaşadığı yerlerde ya da Gence gibi şehirlerde de yine yapım ustası olarak çalışmaları yaygındı. Bu sınırlar ötesi iş gücü pazarlarına ulaşım yine komşu ülkelerde kendi etnik grubundan milli azınlıkların olması nedeniyle de kolaylaşıyordu. Bildiğiniz gibi Ermenistan ve Gürcistan'da Azerbaycanlılar, Azerbaycan ve Gürcistan'da Ermeniler bulunuyor. Yine Azerice'de Karaçöp ya da Karaheyu 1980'lerin sonunda, 1990'ların başında ya da daha sonra Zadaklo, Gürcistan-Ermenistan sınırında birçok ticaretle ulaşan kişinin gittiği küçük pazarlar oldu. Yerel tarım ürünleri için ortak pazarlar oluşturuyorlardı. Özellikle de Kruşev'in reformlarından sonra Sovyet dönemi ürünlerinin satıldığı. Azashvili Gene aynı zamanda kiliseler, tapınaklar, kutsal alanların
da yine bir bir seyahat sebebi olduğunu söylüyor, özellikle Sovyet döneminde. Ama bu ilginç çünkü özellikle Sovyet döneminde din yasaktı ve bir persekütyon nedeni olabilirdi. Ama bu tür ziyaretlerin gerçekleştiğini duyuyoruz. Mesela piknik ya da bir küçük ziyaret görünümü altında. Son olarak bahsetmek istediğim bir nokta da arazi sınırlarının çizilmesinde kullanılan uygulamalarla ilgili. Madeleine Rings'in kitabında anlattığına göre devlet ve kolektif sosyalist çevreklerin zaman zaman üretimi artırmak için komşu ünitelerle sınırlarını değiştirme uygulamaları vardır. Reeves bu örnekleri sosyalist Orta Asya ülkelerinden veriyor. Catherine Werder'i de sosyalist Romanya'da tarım işletmelerinin buna benzer bir sınır ayarlaması ve değiştirme uygulaması uyguladığından bahsediyor. Yine Werder'e göre tarım işletmelerinin sınırlarının değiştirilmesi kimi zaman bunların işletmecilerinin birbiriyle sosyalist üretimi artırma rekabetinden de kaynaklanıyordu. Ulusal sınırların değiştirilmesi Azerbaycan-Ermenistan sınırı arasında ya da arazi takası uygulamalarını da duyduk. Özellikle Kazak bölgesinde. Bu şekilde yayla otlak alanının da yine takası söz konusu. Ama bununla ilgili net bilgiler yok. Sadece anlatılana göre yerel bölge parti başkanı sosyalist kardeş uygulama örneği göstermek istedi. Fakat bu yönetici daha sonra darp edildi diye biliniyor. Sosyalist kardeş cömertliği, kapalı sınırlar ve karşıt sınırlar Ermenistan ve Azerbaycan bağlamında düşünüldüğünde hıyanet olarak görülüyor. Şimdi güncel duruma bakmak istiyorum. Güncel durum geçirgen sınırlarla kapalı sınırların bir karışımı. Daha önce yapılan bir makalede sınır bölgesindeki büyük pazarların nasıl bölgenin içine kapanmasına ya da dışarı açılmasına yol açan bir etken olabileceğini anlatmıştım. Bu makalede özellikle bu konuşmada özellikle siyasi kontrol altında olmayan ve kayıt dışı sektörün işten değiştirici dinamiklerinin gözlemlediği pazarlara odaklandım. Ve bu pazarın bölgedeki devlet toplum ilişkilerine ve sınır rejimlerine şu şekilde etkisi olabileceğini söylemiştim. Sovyet sisteminden çıkış bu bölgedeki yeni devletler için özellikle sancılı oldu. Önceki dönemin iktisadi ve siyasi bağları savaş ve yerinden etme politikalarına çevrildi. Yine de bölgede siyaseti sadece etnik ve milli çatışmalar ve düşmanlıkları indirgemek yanlış olur. Bölgede hakim olan şey bir tek içine kapanma paradigması değil. Tersine iktisadi hayatta kalma ve birikimi artırma mücadeleleri insanların göç sürecine katılmasına, bu süreçte yeni pazarların ortaya çıkmasına ve göç ve pazarlarla insan ve malların serbest dolaşımını kontrol altına almak için yeni sınır mekanizmalarının, vize sistemlerinin, kanunlarının getirilmesine, bazı ayrılıkçılıklı grupların teşvikine, diğerlerinin ise dolaşımın dışına itilmesine ve dolaylı olarak yeni ve eşitsiz vatandaşlık sistemlerine ve iktisadi kaynaklara erişimine, eşitsiz ulaşımına yol açmakta. Pazarların nasıl işlediği, bölgedeki vatandaşların devletlerini nasıl algıladıklarını ve eski ve yeni devlet sistemlerini nasıl karşılaştıklarını bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Şimdi bu satırları yeniden gözden geçirirsek ve bu yeniden gözden geçirmeyi Azerbaycan'ın son 10 yılda gösterdiği hızlı iktisadi gelişmeyi ve Ermenistan ve Gürcistan'la beraber bölgenin Avrupa Birliği'nin yoğunlaşan ilgi alanı olmaya başlamasına da ilave edersek bu süreçlerin bölgedeki sınır rejimlerinin etkisini şöyle düşünebiliriz. Bazı paradoksal gelişmeler var. Bölgedeki devletler dünya iktisadına 10 yıl evveline göre daha yoğun bir şekilde entegre olmuşlar. Global ürünler serbest dolaşımdalar. Yine de bu yeni bağımsız devletlerin birbirleriyle olan sınır rejimlerinin normal olmanın hala ötesinde. Özellikle Ermenistan-Azerbaycan sınırı için böyle.
Matthias Perkmans yine bu konuda bir çalışma yaptı. Perkmans sınır rejimlerinin potansiyel olarak içeriden değiştirici olma özelliğinin fazla abartılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Sovyet dönemindeki Gürcistan-Türkiye sınırı konusunda ve çalıştığı sınırla bölünmüş Sarp köyüne dikkat çekiyor. Sarp köyü sınırın iki tarafında yaşayan ve birbirine akraba olan Lazların köyü. Ama Sovyet döneminde Gürcistan tarafındaki Lazlar sınırı değiştirmek ya da zorlamak için fazla bir gayrette bulunmuyor. Bunun için nedenini de söylüyor. Öncelikle Sovyet döneminde bölünmüş bu sınır köyündeki Lazların nasıl Sovyet sınırını korumak üzere canla başla uğraşır görülmelerinin paradoksunu dile getiriyor. Bunlar şu: Sovyet rejimi kapitalist devletler de orada olduğu kadar sınır ötesi iktisadi ilişkilere bağlı değil. Sınırı koruma sistemi ve teknolojisi o şekilde gelişmiş ki buna karşı koymak sert geri tepmeye geri olabilir. Üçüncüsü, bu sınır başta gelişi güzel bir şekilde çizilmiş ve köylerin şikayetleri neden olmuş olsa bile takip eden yıllarda gelişen ve sınırın fiziki varlığından kaynaklanan sosyal dinamikler Gürcistan tarafındaki insanları bu sınıf kaçınılmaz olarak kendi sınırları olarak görmesine neden oldu. Bu son nokta önemli. Özellikle Türkiye-Ermenistan sınırını düşünürsek, Sovyet kontrolü bulunuyordu, içten değiştirme görülmüyordu. Bu anlamda buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Pakman'ın yine bir uyarısıyla bitirmek istiyorum. Kapatma zor olsa bile sosyal olarak açık açık olan sınırlar daha sonra sosyal olarak kapalı hale gelebilir. Çünkü diyor ki kapatma zor olsa bile açma da aynı şekilde karmaşık bir mesele. Açma aynı zamanda iki tarafın da emeğini gerektirir diyerek sona erdirmek istiyorum konuşmamı. Yalçın Heckman, our next... Çok teşekkürler. Şimdi Florian Mühlfried, kendisi Friedrich Schiller Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmakta. Kafkasya Çalışma Programı'na dahil. Kendisi doktora tezini 2006 yılında yayınladı. Post-Sovyet Feasting isimli eğlenceli bir çalışması var. Max Planck Enstitüsü, Sosyal Antropoloji Max Planck Enstitüsü'ne katılmadan önce Tebriz Devlet Üniversitesi'nde dersler verdi. Online olarak editörlük yapmaktadır. Brezilya'da Campinas Üniversitesi'nde de dersler vermektedir. Kendisi Gürcistan-Rusya sınırlarının geçmiş 10 yılları boyunca bir değerlendirmesini bizlere aktaracak. Çok teşekkürler bu girizgah için. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Gerçi Brezilya eskisi gibi hala oradaki çalışmalara devam edemiyorum. Belki burada çalışmalarda birlikte çalıştığımız öğrenciler varsa onları da selamlamak istiyorum. Pek çok etnografik çalışma post-sosyalist sınır rejimlerinin dönüşümünü özellikle sınırların açılışı başlangıç noktasıyla değerlendirirler. Fakat yakın zamanda artık eski Doğu bloğu sınırlarının sadece açılmadığını, aynı zamanda da kapandığını göstermektedir. Bunun üzerinde de çok çalışılmıştır. İşte ben de bu kör nokta üzerinde durmak istiyorum. Bir sınırı inceleyeceğiz. Eskiden yumuşak, sadece Sovyet ve erken Post-Sovyet dönemlerinde idari olan ama daha sonra birbirine geçirgenliği hiç olmayan bir sınıra dönüşen bir sınırdan bahsedeceğiz. 1990'ların başında Rusya Federasyonu ve Gürcistan arasındaki Kafkas Dağ sırası çok geçirgen olan bir alandan gerçek bir sınıra dönüştü. 70 yıl boyunca her iki ülke de aslında aynı süper politikanın, üst politikanın bir parçasıydı. Gürcistan'ın Türkiye ile sınırı Sovyetler Birliği ile Doğu arasındaki sınırı göstermekteydi. Sovyet Birliği'nin çözülmesinden ve Gürcistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesinden, NATO ve Avrupa Birliği'ne yüzünü dönmesinden sonra Kafkas zirveleri Batı ile Rus nüfuzunu ayırmaya, özellikle Kafkaslarda bu ayrımı ortaya koymaya başladı. Ben de Tuşeti bölgesi dağlık alanını Kuzey Doğu Batı Gürcistan'dan bir örnek olarak ele alacağım. Yani bu post-Sovyet sınırlarının ne kadar sertleştiğini göstermeye bir örnek.
Burada çalışmalarımı Gürcistan'da 2006-2007 yıllarında yaptığım saha çalışmalarından aldığım verilere dayandırıyorum. Max Planck Enstitüsü'nün desteğiyle gerçekleştirdiğim çalışmaların verilerini de bu sunuşa derc ediyor olacağım. Bu şu anda sizlere sunduğumuz materyali Citizenship Gone Wrong isimli bir yayında da kullanmıştım. Editörü Lale Hanım ve Julia Eckert idi. Ayrıca Being a State and States of Being isimli kitabımda da bu materyale yer verdim. Burada özellikle yurttaşlığın yasallaşmasına yönelik çalışmalarım yayınlanmıştı. Şimdi ise post-Sovyet, Sovyet sonrası Gürcistan devletliğinin gelişiminde bu sınırların mühürlenmesinin etkilerinden bahsetmek istiyorum. Önce haritaya bakalım. Tuşet yayın nerede bulabilirsiniz bu haritada? Onu birlikte görelim. Nerede yaşamaktalar? Burada. Kuzeybatı. Gürcistan'ın kuzeybatısı. Çeçenistan, Dağıstan yakınlarında. Rusya tarafı burası. Gürcistan Tuşetyalıları sosyolinguistik olarak farklı özelliklere sahip 12 bin kişilik bir grup. Günümüzde nüfusun çoğu artık dağlarda değil ovalarda. Kuemo ve Zemo Alvari isimli köylerde yaşamaktalar ve dağ sırasının daha eteklerine yerleşmiş durumdalar. Şu haritada gösterdiğim noktadalar. Sovyet yeniden yerleştirme politikalarından dolayı, ki ona şu an girersem vaktimiz yetmez, bu şekilde yerleştiler. Ayrıca başka arazilerde de yaşamaktalar. Burada, burası Mera, Azerbaycan sınırına yakın. Tuşetyalılar geleneksel olarak hayvancılık, büyükbaş hayvancılıkla uğraşmaktalar. Ovalarda ve dağ eteklerinde yaşamaktalar. Zaten bu faaliyetlerinden dolayı hep sınırları gelip geçerler. Coğrafi olarak burası Kafkasya'nın kuzeyinde ve buradaki toprakların kuzeyinin güneyinin neresi olduğunun belirsizliği günlük hayatın bir parçası aslında. Sosyal hayatın da bir parçası. Sadece Tuşetyalılar için değil bu. Hem de kendi komşuları olan Müslüman ülkeler için de bu belirsizlik günlük yaşamın bir parçası. Mesela Müslüman komşularına çok benziyorlar. Domuz yemiyorlar. Gamarcoba diye birbirlerini selamlayacaklarına selam diye selamlıyorlar. Yani Arapça'da Müslümanların kullandığı selamın aleyküme benzer bir selamlama kelimeleri var. Tuşetyalıların bir alt grubu da var. Bunlar Kuzey Kafkasya dili konuşuyorlar ve dini özellikleri Ortodoks Kilisesi'ne inananlardan ziyade Müslümanlara daha yakın. Şarkı söylediklerinde polifon, yani çok sesli, Gürcistan'ın özelliği olan çok sesli müzik gibi söylemiyorlar. Bu çok sesli müzik bu arada UNESCO'nun maddi olmayan kültürel varlık listesine girmiştir. Bu arada Huşeti isimli bir köy var sınırın hemen öte tarafında Dağıstan'da. Kapanmadan önce Tuşetya'nın kuzey sınırı aslında hep alışveriş alanı olarak değerlendirilmiştir. Ve bu hep kralların, Gürcistan krallarının ve Dağıstan imamlarının nüfuz alanını ayıran bir yer olmuştur. Tuşetyalılar genellikle koyun sütü peyniri, koyun eti, keçe ticareti yaparlardı. Bazı Dağıstanlı etnik gruplar da özellikle gümüşçülükte bilinmektelerdi. Kuzey Kafkasya tepelerindeki otlakları Tuşetyalı çobanlar kullanmaktaydı. Hem güney ve kuzey arasındaki bu karşılıklı ilişkilerin aslında kurmaca bir akrabalığa dayalı olduğu, zaten grupların tamamının ekonomik ve siyasi baskılardan dolayı doğal olarak bu sınırı geçmek durumunda kaldıklarını göstermektedir.
Fakat her zaman da barış hakim olmamıştır bu alanda. Dostane olsun ya da düşmanca olsun, her zaman karşılıklı temaslar olmuştur. Yani bu en azından sınırın geçirgenliğini bize göstermektedir. Fakat 1990'ların başlarında bu geçirgenlikte sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Çünkü Gürcistan'da Sovyet otoritesinin bitiminden sonra Tusetya bir arafta kaldı adeta. Sınır muhafızları oluşturuldu ve halk diplomasisine geçildi. 90 kışında Tusetya köylerine baskınlar yapıldı. Kışın genellikle ovalarda yaşamaktalardı. Dolayısıyla dağlardaki evler boş olduğu için kolay hedefti. O yüzden Tusetyalılar Dağıstan'daki kuzey komşularını suçladılar bu baskınlardan. Kendi evlerine onların girdiklerinden, bütün değerli varlıklarını onların çaldığından şüphelendiler. Ayrıca hayvan hırsızlığı da yaygın hale geldi. Tusetyalı muhbirlere göre 1991 kışında bu saldırılar ve baskınlar arttığı için bir şey yapılması gerekiyordu. Artık Tusetyalı erkekler devriye gezmeye başladılar fakat tamamen kontrol altına alamamışlardı. Bundan dolayı Gürcistan Savunma Bakanlığı ile temasa geçerek bir sorumluluk üstlenmek istediler. Sınır kontrolünü ellerine alabilmek, finansal, teknolojik ve lojistik anlamda da desteğin kendilerine aktarılmalarını istediler. Bunun üzerine ilk sınır muhafızları Sovyet sonrası Gürcistan'ın da 91 yılında uygulamaya geçmiş oldu. Şimdi biraz da toplum halk diplomasisine geçelim. Tusetyalılar ve onların Dağıstan sınırındaki kuzey komşuları arasında mikro diplomatik ilişkiler başladı aslında 1991'de. Tusetya Konseyi'nin başkanı cemaatlerle, Dağıstan köylerindeki cemaatlerle temasa geçti. Aslında bir Müslüman topluluğunu ifade eden cemaatler Dağıstan'da çok pratik amaçlar için de hizmet vermekteydi kriz zamanlarında. Sovyet döneminde cemaatler yerel düzeyde idarelerle birlikte mevcut bulunmakta, zaman zaman resmi yapıları da örtüşmekteydi. Sovyet sonrası dönemde cemaatler yine yerel düzeyde kriz yönetiminde rol alan toplumun bir parçası haline geldiler. Merkezleri camiler idi. Yerel düzeydeki imam da eşitlerin birincisi Primus Inter Pares idi. Konsey, Tusetya Konseyi ile Kuşeti cemaati arasındaki çatışma yönetimi süreci iki protokolle sonuçlandı. Güney komşularının şikayetlerine dikkate alarak bu ihtiyar heyeti hırsızları, soyguncuları cezalandırmaya söz verdi. Bu amaçla eski bir geleneği canlandırdılar. Şöyle ki her yetişkin erkeğe yemin ettirdiler Kur'an'a el bastırarak. Bu anlamda Gürcistan halkına karşı suç işlemeyeceğine dair yemin ettirdiler. Ayrıca Dağıstan başkenti Mahaçkala'daki devlet temsilcileriyle de bu konseyin temasa geçeceğini söylediler. Bu şekilde bu hırsızlık ve hayvan hırsızlığı halk diplomasisi aracılığıyla çözülmeye başlandı. Peki bir diğer adım nedir sınır rejiminde? Gürcistan askerleri ve onların doğal sınırları kontrol etme kapasitesini kontrol eden AGİT mevcuttu. Halihazırda 1992'de Gürcistan'da misyonlarına başlamıştı AGİT. Burada yapmak istedikleri şey Gürcistan'la Rusya Federasyonu arasında 99'dan 2004'e kadar sınır hareketlerini gözlemleyip rapor etmek idi. Görevi bu idi AGİT'in. Ve bunun da çıkış noktası 2. Çeçen Savaşı'ydı 99-2009 yılları arasında. Böylece Gürcistan'ın Rusya sınırının kapatılmasının da ilk adımını oluşturmuştur. Tabii ki bunu tetikleyen şey şu iddialar. Rusya'nın Gürcistan'ın artık kendi sınırlarındaki kontrolünü kaybettiği ve Çeçen savaşçılar ya da Çeçenler için ve onların El-Kaide gibi uluslararası müttefikler için Gürcistan topraklarında güvenli ve kontrolsüz bir alana sebep oldukları iddiasıyla yola çıkmıştı. Bu iddiaları bertaraf edebilmek için o dönemki Gürcistan Başkanı Shevardnadze uluslararası aracıların gelip bu sınırı gözetmesini istedi. Dolayısıyla AGİT devreye girdi.
Operasyon bölgesi başlangıçta sadece Gürcistan, Çeçen arasını kapsıyor olsa da daha sonraki yıllarda Ingush, Dağıstan bölgelerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ve görünüşe göre Rus protestolarına cevap olarak bu sınır izleme konusu AGİT misyonundan alınmıştır. Gerçi bölgede AGİT faaliyetlerine devam etmiştir ama Nisan 2005 ve Temmuz 2007 arasında bu daha çok Gürcistan sınır muhafızlarının eğitimine dönüşmüştür. Sınır rejimleri çok sıkılaştırıldı ve sınır ihlallerinin engellenmesi için etkin adımlar atıldı. Yeni milenyumun başlangıcında Kafkasya'nın iki tarafı da birbirinden bağlantısız idi. Kuzey Kafkasya'dakiler artık alışverişe Omalo'ya gidemiyorlardı. Halbuki 90'larda gidebiliyorlardı ve Gürcistanlı çobanlar Dağıstan'da hayvanlarını otlatamıyorlardı. Yüzyıllardır halbuki yapıyorlardı bunu. Bu kısmı geçeceğim. Şimdi bir diğer sınır kontrol yöntemine geçelim. Bu da spiritüel izleme. 2006'da Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği bir misyon başlatarak bütün Gürcistan sınırına bir ikon gönderme girişimine başladı. Gürcistan sınır alanlarına böyle bir misyon göndermek aslında Hristiyanlığı güçlendirmek içindi. Çünkü Müslüman ve Ortodoks olmayan Hristiyan nüfusların artışından dolayı böyle karar verilmişti. Örneğin Azeri ve Ermeni mevcudiyeti artmıştı buralarda. Dolayısıyla bir ulus yapma sürecine katkıda bulunması isteniyordu eklesiyastik açıdan. Hristiyan gelenekleri Kuzey Kafkas Müslüman nüfusundansa Hristiyan geleneklerinin ön plana çıkarılması ve Ortodoks ve beklenmedik ve Hristiyanlığa uymayan davranışların bertaraf edilmesine yöneltildi. Mesela Svan ve Kesvurlar gibi Gürcistan dağ topluluklarının kabul ettiği paganizm stigması. Ama bu açıdan Tusiyetliler özel bir durum. Onlar çok daha farklı bir konuma sahipler. Çünkü onlar Müslüman komşularıyla hep yakın oldular. Gelenekleri ve pek çok yaptıkları ortaktı. Ağustos 2006'da bu kilise misyonu Tusiyetya'da iki vadiyi ziyaret etti ve kiliselere ziyarette bulundu. Bu misyonun liderliğini Metropolit David yapmaktaydı Alaverde Kilisesi'nden kendisi. Bu kilisede Tusiyetya'daki Ova köyü Kavama Alvani'ye çok yakın idi. Ve kendisinin bu ziyareti sırasında Metropolit David vaftiz hizmetleri yaptı. Kilisede vaazlar verdi. Ve her zaman Tusiyetyalıların bu bazı festivallere katılmasından katılmamalarını salık verdi. Hatta verdiği vaazlardan bir tanesinde Metropolit David bir boyut daha atlayarak şöyle bir şey yaptı. Tusiyetya topraklarının komşu ülkelere kaybına göndermede bulunarak dedi ki bu sınırın korunması güçlendirilmesi lazım. Görünür ve görünmeyen düşman, görünmeyen şeytandan korumamız lazım diye sınırın güçlendirilmesi gerekir dedi. Bundan dolayı eski terk edilmiş bir Tusiyetya köyüne bir manastır inşa edilmesi fikrini ortaya attı ki burada resmini görmektesiniz. Bu köyün adı Diklo. 19. yüzyılda İmam Şamir saldırısından sonra zaten imha edilmiş bir köydü. Bakın resim burada. Tabii manastırı şu an görmüyorsunuz resimde ama korunmasını istediği alan, onun inşa edilmesini istediği alanın resmi bu. Şimdi sonuç kısmına geldim. Burada size çizdiğim zaman çizelgesinde Tusiyetyalılar koruyuculuk rolünden korunanlar rolüne geçtiler. Kendi akrabalıklarını, uluslarını koruma fikriyle yola çıkarak aslında kendilerinin gözetildiği bir duruma geçmiş oldular. Bunun mekansal ve spiritüel bir bileşeni de var aslında. Çünkü kendi bedenlerimizi, kendi topraklarımızı kontrol etme yöntemlerimiz bunlar. Bu formlar zaman zaman birbiriyle örtüşmekte, mimaride kendini göstermekte, kiliseler, manastırlar olarak kendini göstermektedir sınırlarda. Şu anda bu sınır manastırları
hala bir kurgudan öteye geçmemektedir. Fakat bunların gerçekleştiği pek çok örnek de bulmak ve söylemek mümkün. Şu ilginç bir örnek, yeni inşa edilen kilise ve manastır kompleksi Gürcistan sınırına çok yakın. Yani Tiflis ile Karakafkas arasındaki ana sınır burası. Hem de Ermenistan'a Rusya Federasyonu'ndan gelen malların geçişi de buradan yapılıyor. Bakın burası bir plan. Çok büyük bir manastır kompleksine sınırda nasıl inşa edilebileceğine dair bir plan. Şu anki görünümü, gerçek görünümü ise bu. Bir kilise, bir manastır arka planda görünmekte. Zaten gerçekleşmiş örnek yani bunlar. Sadece planlanan değil, gerçekleşen örnekleri de var. Sınırlardaki sınır kontrolünü güçlendirmek adına dini yapıların inşası. Bir diğer örnek, Gürcistan'ın Türkiye sınırına çok yakın Sarpi. Bir kilisenin inşa edilmesi 2009-2011 yılları arasında inşa edildi. Bakın, bu da yepyeni bir kilise. 2011'den bir örnek. Bu kilisenin gerçekten inşası aslında 2008'de mümkün hale geldi. O dönemde eski başkan Saakashvili $500,000 kadar bir bağış yaptı başkanlık fonundan. Böylece kilise aslında neye cevaben yapılmıştı? Sınırın diğer tarafında 1990'larda inşa edilmiş bir camiye cevaben yapılmıştı. Çünkü o cami Türk tarafındaki sıhhatı tamamen domine etmekteydi. Bakın görünümü böyle. Sağ tarafta. Ortada sınır tesisleri. Sol tarafta kilise, sağ tarafta cami. Pelkman'sa göre Sarpi'de yerleşik kişilerin bazıları aslında Türkiye'deki Sarp Camisi'ne cevaben bir şey yapılması ihtiyacından bahsetmekteydi 1990'lardan itibaren. Yani bu kişiler endişelenmeye başlamışlar da bu projenin ortaya çıkmasından önce dahi. Gerçi finansmanını bulmak zor oldu. Siyasi müdahalelerin yapılması gerekti işlerin başlayabilmesi için. Postmodernist sınır postları, sınır tesisleri aslında burada bizim için çok sesli, ulusalcı, dini, mekansal mitin, efsanenin üçüncü elemanını, üçüncü unsurunu sunmaktadır. Yani dinin yeni şekillerde kendini göstermesinin nasıl yorumlanabileceğine dair üçüncü bir unsur sunmaktadır. Gürcistan'ı burada postmodern bir toplum olarak görmektesiniz. Çok modern binaların yanında kiliseleri görüyorsunuz. Ama anlamak çok zor. Kim kimi temsil ediyor, kim kime karşı çıkıyor. Çok teşekkürler. Teşekkürler Sayın Müfrit. Bu panelde son konuşmacı Sayın Naif Aribeyoğlu olacak. 1954 Kars doğumlu Gazi ve Todayi mezunudur kendisi. Ankara'dan mezun olmuştur. 1999-2009 yılları arasında Kars Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Uluslararası Kentsel Kalkınma Örgütü üyesidir. Kafkasya ve Orta Doğu ülkeleri temsilcisidir. Aynı zamanda United States for Local Governance ve Barış Yansı Belediye Başkanları kurumlarının da üyesi. Şimdi geçmişte yaşanan belediye başkanlığım döneminde yaşanan kimi yaşanmışlıkları, daha doğrusu yaşanamamışlıkları burada kısaca da olsa dile getirmeye çalışacağım. Böyle doğaçlama konuşacağım. Şimdi 99'da seçimden biraz sonra Ermenistan'dan, daha doğrusu Gümrük kentinden Kars'a, Kars'ın ticaret odasına, borsasına ve Erzurum borsasına bir davet gelmişti. Onlar da benim de bu davete icabet etmemi istediler. Kapalı kapılardan, genelkurmaydan bir izin alınmıştı. Yarım saat içinde Kars'tan Gümrük'e gittik. Gümrük'te olduk yarım saat içinde. Orada Gümrük'te belediye başkanı arkadaşla o akşam televizyon canlı yayın programına çıktık. Televizyon programında yani işte o gün gündüz gezdiğimiz Gümrük kentinde 1989 yılında yaşanan depremin acılarını hala görebiliyorduk. Çok acı bir şekilde görülüyordu. Çarpıcı bir şekilde görüyordu. Yani düşmanlıkların ezeli olmadığını o gün televizyon programında söyledim.
ebedi de olmaması gerektiğini, halklar arasında bir sorun olmadığını ama maalesef emperyalistlerin ya da işte çıkar gruplarının halkları birbirlerine düşürdüğünü, sınırların oluştuğunu ve sınırlarla birlikte devletlerin oluşmasıyla beraber her zaman savaşların olduğunu, Adem'in çocuklarını hep maalesef Habil'den bu Kabil'den bu yana birbirlerinin yediklerini gördük. Maalesef en vahşi yaratık galiba en vahşi canlı insandı. Ve bunu yaşadık, acı bir şekilde gördük. Ya bu en son kahraman, giden kahraman da Hrant'tı. Hrant belki öyle dik durmasaydı o da bir danışman olabilirdi şimdi belki de. Şimdi o gün dedi ki artık kan dökülmesin. Halklar arasında geçmişte yaşanan kimi azınlık şeyler, tatsız olaylar artık 100 yıl öncesinde yaşanan olaylar artık yaşanmasın dedik. Çünkü görüyoruz ki Büyük Avrupa bugün daha çok yakın bir zamanda İkinci Paylaşım Savaşı'nda yaklaşık 24 milyonu asker olmak üzere 73 milyon insan yaşamını yitirmişti. Falkland Savaşı'nda İngilizler savaştığı Arjantin'e silah satıyorlardı. İşte şu anda tarihinde görmemiş bir problemin olduğu bir dönemde Suriye'de bütün kapılar açıktı. Şu anda açık. Yani benzer birçok şeyler yaşandı, yaşanıyor, görüyoruz. Yani barışı iş dünyası, yerel yönetimler, sivil inisiyatifler bu tür etkinlikler sağlayacak, tetikleyecek. Devletler her zaman statikocudur. Onun için yürekli olmak lazım. Bugün isterdim ki burada çok büyük bir coşku olsun. Burada maalesef Ankara'dan katılımcıların çok olmadığını görüyorum ve üzülüyorum. Yani yeter artık bu üzerimizde amanlarla geçen bu baskı toplumunu işte gerçekten artık yıkılması, bu çarkın yıkılması gerektiğini inanıyorum. Yürekli olmak lazım, namuslu olmak lazım. Beni ne Ermenistan ilgilendirir, ne Azerbaycan ilgilendiriyor, ne Türkiye ilgilendiriyor. Beni dünya halkları ilgilendiriyor, insan unsuru ilgilendiriyor. Onun için yani gerçekten bunun için, kardeşlik için, barış için bu mücadele etmek lazım. Yürekli olmak lazım, namuslu olmak lazım. Ve bu temelde işte bu seyahatlerimiz, görüşmelerimiz başladı, gittik. Ertesi gün Gümrü sokaklarında kimi Anadolu'dan gelmiş ataların çocukları orada, benim babam da, atam da işte Türkçe konuşmaya çalışıyorlardı bir şekilde. Van'dan gelmiş, Kayseri'den gelmiş, Kars'tan gelmiş. Yakşı diyorsun, güzel diyorsun, iyi diyorsun diyordu. Ya artık yeter bu sınırlar, yani sınır kapısı açılsın, ticaretimize bakalım, dostluğumuzu kuralım, kardeşliğimizi pekiştirelim dedik. Ya yani bu kapsamda, bu çerçevede biz o dönem dünyanın birçok kentinden kardeş kentler oluşturduk. İşte Norveç'te Barents kıyısındaki Kirkenes kentiyle kardeşlik. Orada Barents Corporation'ı örnek aldık kendimize ve Kafkas Corporation'ı kurduk Kars'ta. Kent Konseyimizin Genel Sekreteri Sezai Bey de o dönem birlikte faaliyetlerimiz oldu. İşte Safet Özdemir, Yerel Yönetimler Derneğimiz Genel Sekreteri. Bu konuda çok çabaları oldu arkadaşlarımızın. Barents Corporation'ı örnek aldık ve Barents Corporation'ın işte Kafkas Corporation'ı oluşturduk. Kafkas Corporation'la bölge valilerini, milletvekillerini, belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptık Kars'ta. Ama maalesef onu susturdular. Dediler ki ya bu adam belediye başkanı, işine baksın, yolu suyu, affedersiniz, kanalizasyonu ne uğraşsın dedi. Bunun işine, haddine midir bu dediler. Ve maalesef bizi susturdular. Yani daha fazla ileriye gidemedik. İşte bugün işte baskın oranın ya da diğer bütün dostlarımızın dile getirdiği yerelleşme, demokrasinin gelişmesi, işte bütün bunlar olmadığı müddetçe her zaman sizi bastıracaklar. Biz belediye başkanları sadece yolu suyu kanalizasyonu yapsın, başka işlere bakmasınlar. Oysa bugün görüyorsunuz Kobani bombalanıyor. Yaşadık, gördük, yerle bir oldu. İşte Halep çok güzel bir şehirdi, yerle bir oldu, bombalanıyor. Oysa siz sınır kenti olan bir kentin belediye başkanı sadece bu işlerle uğraşmaya gibi bir lüksünüz olamaz. Çünkü yaptığınız yol, su, kanalizasyon, park, bahçe, devasa köşkler, hamamlar, saraylar, bütün bunlar bir gün geldiğinde eğer siz bölge barışını, insanlığın barışını sağlamadığınızda bombalanan kentler olacak. Beyrut bir zamanlar Orta Şark'ın Paris'iydi. Ne oldu Beyrut? Şimdi savaşın eşiğinde, Orta Doğu'nun bataklığında maalesef orada üstü kararmış bir inci olmuş artık maalesef. İşte onun için olmasın dedi. Belediye başkanları bu konuda barışı sağlamak adına daha da yürekli olmak durumundadırlar. Bu temelde biz de dedik ki burada bu faaliyetleri sürdürelim. İşte bu Doğu Ergil hocamızla beraber Kars'ta, New York'ta, Atina'da ve Prag'da bir dizi toplantılar yaptık.
Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycanlı sivil inisiyatiften arkadaşlarımız belediye başkanlarıyla, STK temsilcileriyle orada bir dizi toplantılar yaptık. Daha sonra 28-30 Haziran 2000'de Kafkas İstikrar Partisi'ne, o zaman 9. Cumhurbaşkanı'nın bir söylemi vardı. O pakt çerçevesinde Kafkas Kurultayı'nı oluşturdu Kars'ta. 2004'ten itibaren Kafkasya'da ortak geleceğimiz konulu 2008'e kadar Kafkas Kültürleri Festivali ile beraber eş zamanlı kent kurultayları yaptık. Dünyanın birçok yerinden 50-60 ülkeden katılımcılar geliyordu Kars'a. Kafkas Kültürleri Festivali'ni yaptık. O festivalde kalede yaptık. Yüzyıllarca o kaleyi ele geçirmek için kan döken halkların çocukları orada barış türküleri söylüyorlardı. Halaylar çekiliyorlardı. Azerbaycan bayraklarıyla Ermenistan bayrakları, Gürcü bayrakları, Rus bayrakları orada dalgalanıyordu birlikte. Ermenileri davet ettiğimizde heyecanlanmıştım doğrusunu isterseniz. Çünkü yıllardan beri bize militarist eğitim verildi. Düşmanlaştırıldık. İşte Ermeni çocuğuna dığa derler. İşte Kars'ta birisini hakaret ederken ulan dığa derlerdi. Biz öyle yetiştirildik. Dedi ki ya burada bir tepki alabiliriz diye. Kaygılandım doğrusunu isterseniz. Ama gördüm ki kalede binlerce kişi, en az 40-50 bin kişi, kapılar kırıldı. İnsanlar böyle burçlara sığmıyorlardı. Ermeniler çıktığında gerçekten tedirgindim. Ama yer yerinden oynadı. Herkes alkışlarla eşlik etti. Halay çekti insanlar. İşte o günü gördük. O gün Hrant Dink'i de davet etmiştik. Hrant da gelmişti. O akşam orada dediğim gibi Azerilerle Ermeniler halay çektiler kol kola. Ve Ani'de ertesi gün halay çektiler. Ani'de Borusan Filarmoni Orkestrası işte Gürer Aykallı'nın başkanlığında, yönetiminde muhteşem bir konser verdi. O akşam biz Hrant'la yürüyerek kaleden aşağı inerken Hrant dedi ki Naif, bu günleri gördüm ya, ölsem de gam yemem dedi. İşte onun yüreği, onun o güvercin ürkekliği hala devam ediyor. Onu ben de yaşıyorum. Ben de hissediyorum. İktidar Partisi'nin belediye başkanıydım ama bizi yuttular. Yaşatma yaşama hakkı vermediler bize. Çünkü eğer uslu çocuklar olursanız yapmayacağınız şey yoktur ama biraz dik durursanız, biraz insanlıktan yana tavır koyarsanız o zaman maalesef bütün ilahlar kurban istiyor. Sizi yaşatmıyorlar. Size yaşama hakkı tanımıyorlar. Ben de bu şeyi daha fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü gerçekten duygu yüklüyüm. Hrant'ı şey derken her yıl etkinliklere, ama etkinliklere katılıyorum ama gerçekten o bu ülkenin onuruydu. Şimdi bu kapsamda şeyi yaptık. İnsanlık anıtını yaptık. Yani meşhur Ucube'yi yaptık. Onunla amacımız, yani ben soykırım anıtları belki de yani geçmişte yaşanan kimi acıların hatırlanması adına önemli, anlamlı olabilir. Ama evet, Kars Kars Ulalı Hrant yazdı diye arkadaşım demiş, bana gönderdi. Yani döndükten sonra yazmıştı. Evet, Kars Kars Ulalı diye yazmıştı. Böyle zulüm görmedi. Şimdi dediğim gibi soykırım anıtları belki geçmişte yaşanan acıları hatırlatmak adına önemlidir. Ama soykırım anıtları arkadaşlar, halklar arasında ister istemez farkında olmadan halklar arasında kan davasını pompalıyor. Yani Iğdır'da yapılan bir anıt var, işte Erivan'daki anıtta. Bakıyorsunuz bunu gören her Ermeni çocuğu Türk düşmanı kesiliyor. Onu gören her Türk çocuğu, Iğdır'daki Azeri, onu gören insanlar, bunlar Ermeni düşmanı kesiliyor. Yeter artık. Onun için bana göre soykırım anıtları yerine insanlık anıtı yapılması gerekiyordu. Orada bir anıt yükselmeye başladı. Dünyanın en yüksek ikiz anıt heykeliydi. 35 metre yüksekliğinde. Özünde bir insan ikiye ayrılmış. Habil'den Kabil'den bu yana gelen insanın kendisiyle savaşımını, kardeşiyle savaşımını anlatan temayı işleyen ve önünde 35 metrelik bir gözyaşı olacaktı. Vicdanın gözyaşı olacaktı. Ama maalesef Ucube dendi ve yıkıldı. Orada dediğim gibi işte özünde bir insan ama Berlin duvarı gibi soğuk bir yüzü var, ayrılmış. Güzellik ve çirkinliğin kendisiyle mücadelesini, birbiriyle mücadelesini, iyilikle kötülüğün birbiriyle mücadelesi temasını işleyen bir anıt yapmıştık. Bu anıtta özünde birisi elini uzatıyor, diğeri çekimser. Eğer elini verdiğinde birleşecek ve insan öz benliğine dönecekti. Kardeşlik oluşacaktı. Ama burada yerelde bir partinin il başkanı dışarıdan güçlerle, başka bir ülkenin şeyle, desteğiyle maalesef onu boğdular ve
işte efendim bir takım şeyler üretmeye başladılar. Dediler ki ya o elini uzatan Türk boynu bükük, işte karşısındaki Ermeni Ermeniye karşı boynu bükük. Birisi Ermeni, birisi Türk. Ya öyle bir şey yok. Dünyadaki bütün insanlık içindi ya bu. Bütün insanlar için. Kardeşlik içindi, kendimiz içindi. Kendimize dönmeliydik. İnsanın insana yabancılaştığı bir dünyada yaşıyoruz. İnsanca yaşamak gerektiği inancıyla bu anıtı yaptık ama o anıtı maalesef yıktılar. Yani şimdi benzeri birçok şeyler yaşandı. Biz daha uzun uzun anlatmak da istemiyorum. Mesela Metsamur nükleer santrali gerçekten Ağrıdağ ile Elagez Dağı arasındaki kalan Sürmeli Çukuru'nda, yani Erivan Ovası ile Iğdır Ovası'nda fay hattı üzerinde çok tehlike arz ediyor. Ama Ermenistan'ın şu anda enerji sorunu olduğu için orada yapacağı bir şey yok. Bunun için biz dedik ki ya gerçekten bu ülkeyi yönetenler bu ülkenin bölge halkını düşünmüyorlar, kendi halklarını düşünmüyorlar. Türkiye'de iç kamuoyuna ters düşmemek adına Türkiye şunu yapabilirdi, diyebilirdi ki ya biz Metsumor'daki nükleer santral gerçekten bölge halkları için, gerek Erivan, gerek Iğdır, Ardahan, Erzurum, Kars için olağanüstü bir tehlike oluştu arz ediyor. Onun için kesinlikle bu santralin kapatılması için Ermenistan'la diyalogların başlatılması gerekiyordu. Ve bu diyaloglar da halklar arasındaki diyaloğu başlatacaktı. O şeyin, santralin kapatılmasıyla, enerji verilmesiyle bir şekilde iş başlayacaktı. Ama bunu yapmadılar. Şimdi Avrupa Birliği, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne katılmasının en temel şartı Bulgaristan'da yine 74 Sovyet teknolojisiyle aynı Metsomor teknolojisiyle yapılan santralin kapatılmasının şartını yaptı. Ve o şart yerine getirilince Bulgaristan'ı Avrupa Birliği'ne aldılar. Şimdi burada Ankara'da oturanlar elbette ki bölgeyi düşünmüyorlar. Onun için Ermenistan'daki yöneticiler de, Azerbaycan'daki yöneticiler de, Türkiye'deki yöneticiler de maalesef bu haksız savaşlarda gerçekten maalesef yönetenler ve varsılların çocukları savaşmıyorlar. Bu savaşlarda askerler savaşıyorlar. Bu savaşlarda halkın, yoksul halkların çocukları savaşıyorlar. Ne uğruna? Birilerinin çıkarı uğruna. Onun için bu savaşların olmaması adına bizler hepimiz üzerimize düşen görevleri yapmak durumundayız. Yani ben orada maalesef dışlandık ve bizi bir karalama kampanyası başladı. Özellikle Azerbaycan gazetelerinde, Azerbaycan televizyonlarında çok uğraştılar benimle ilgili. Çok kötü yazılar yazılmaya başladı. Ermeni işbirlikçisi, Ermeni hayranı. Ben kimsenin işbirlikçisi ve hayranı değilim. Ben insanlığın, insan olmanın erdemliğini yaşamaya çalıştım. Onun için dik durdum. Ben de bugün eğer şey olsaydım İktidar Partisi'nde olabilirdim. İktidar Partisi'nde olduğum halde kendimi öteki gördüm. Güvercin ürkekliğinde yaşadım hayatı. Tıpkı Rant gibi yaşıyorum da. Onun için burada bakıyorum işte Sezai Bey diyor ki ya burada katılanlardan bir sen var, birkaç arkadaş var. Sen, ben, birkaç arkadaş varız. Oysa bu böyle olmamalı. Ya hiç tek de kalsak, yalnız da olsak bunu dillendirmek, halklar arasındaki kardeşliği pekiştirmek lazım. Yani artık Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, bütün bu bölgeler artık birer barış adası olması lazım. Avrupa'da neredeyse sınırlar kalkıyor. Biz bu temelde o dönem Kafkasya'nın birçok kentiyle, sınırdaş kentlerle kardeşlik protokolü imzaladık. Rusya'nın Mineralvodi, Kafkasya'daki Mineralvodi ile, Gürcistan'ın Kutaisi ile, Azerbaycan'ın Gence ile. Maalesef bu tür şeyler, protokoller dışişlerinden izin alındığı için o dönem Ermenistan'la yapamadık, ancak Gümrü'yle ilke üzerine bir anlaşma yapmak durumunda kaldık. Yani onun için bunun da ileride yapılacağını kapı açıldığında, diyaloglar başladığında en yakın komşumuz olan Gümrü'yle, bana göre Gümrü'nün kaderiyle Kars'ın kaderi bir ya. Yani bize Ankara daha uzak, inanın ki yarım saatte gidip gelebilirdik. Orada ortak değerlerimiz var. Bin yıllarca bir arada yaşadık bu insanlar. Kürdü, Azerisi, Terekemesi, Yerlisi, bütün bu halklar bir arada yaşadılar. Ama bizi dediğiniz gibi bu sınırlar ayırdı. Artık bu sınırların ayrılmaması lazım. İnsanların gerçekten bana göre dünyada sınırlar kalkması lazım. Hani Avrupa'yı görüyoruz artık sınırlar neredeyse kalkıyor. Yani onun için bizi bu karalama kampanyası devam etti. Maalesef dışladılar. Şimdi artık buradayız. Bu tür etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Yani ben üzüldüğüm şey ne İsa'ya yarandık ne de Musa'ya yarandık. Geçenlerde
Agos gazetesinde Agos gazetesinde bu sanatçı Tayfun Serttaş diyor ki bu insanlık anıtı Ermenistan'a karşı yapılmış bir anıttı diyor. Ya onlar öyle diyor, bunlar böyle diyor. Ama bize dedi ki biz insanlık için yaptık, kimse için yapmadık. Gerçekten maalesef böylesi bir dünyada yaşıyoruz. Ön yargı çok. Bu ön yargı Einstein'ın dediği gibi atom parçalara bölündü ama ön yargı maalesef kaldırılamadı. En büyük eksikliğimiz zaten bu. Şimdi bakıyoruz Kafkasya'da, itiraf etmeliyim ki özellikle Azerbaycan ve Ermenistan ve Gürcistan'daki ülkelerin yöneticileri 3. dünya ülkeleri gibi hareket ediyorlar. Yani küçük şeylerle küçük olayları o kadar devasa büyütüyorlar ki bir anıt neredeyse bir ülke meselesi haline geldi. Ve 3 seçimde de bizim bir başka 3. ülke tarafından müdahale edildi bizim seçimlerimize. Yani bu çok hazin bir şey. Kendimi kendi ülkemde yabancı hissettim. Bir başka ülke benim ülkemde, benim kentimde bir kentin belediyesinin kaderini değiştirebiliyor arkadaşlar. Bunu acı bir şekilde yaşadık. Yaşıyoruz da. Onun için artık bunlar olmasın diyoruz. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Thank you very much, Mr. Ali Bey. Çok teşekkürler Sayın Ali Beyoğlu. Beklediğimden çok daha iyi geçti bu panel. Sunuşlar sırasında tarihin farklı yanlarına, kavramsal pratik boyutlara değindik. Herhalde sınır biraz daha bu panelde can bulmaya başladı. İlk olarak tarihi bir bakış açısı sunan bir sunuş dinlemiştik. Sezai Yazıcı tarafından Kars Antlaşmalar, ilk temaslar, Sovyetleşme sürecindeki temaslar dile getirildi. Günümüze kadar bize bir açıklama sundu. Ve Sayın Yalçın Hekmen sunuşunda sınırın insanileşmesi konusuna değindi. Haritalar ve yönetimler daha kısıtlayıcı bir perspektif sunuyorlar. Halbuki halkların, insanların birbirleriyle iletişimi, ayrıca sınırların tipolojisi kendisinin sunu konularındandı. Sınırların geçirgenliği, SSCB içerisinde farklı cumhuriyetler ve bölgelerde geçirgenliği ve sınırlardaki değişikliklere değindi. Onun ardından Sayın Müfrid sonuçunda bizlere yerel halk temaslarının ve bunun içerisindeki dini, sosyal unsurların sınırların her iki yanında da geçirgenliği üzerinde de olan etkilerine değindi. Etnik sosyal yapıların, dini kavramların rolüne değindi. Özellikle de spiritüel izleme sistemi, mekanizması ilginçti. Son konuşmacımız Sayın Ali Beyoğlu da az önce dinledik zaten. Çok önemli bir şehri temsilen burada. Dünyanın vicdanı olmaya aday bir şehrin temsilcisi olarak aramızdaydı. İzninizle kendim bazı yorumlar yapmak istiyorum. İlk olarak söylemek istediğim şey, yakın geçmişe daha çok dikkat etmek gerekir. Sayın Yazıcı'nın hikayesinin tamamı olarak bu döneme bakmak lazım. Demir Perde dönemini biliyorsunuz. İlk aşamalarda daha tutarlı ve geniş temaslar isteniyordu. Fakat Brejneviya'dan dolayı bunlar kısıtlandı. Brejnev döneminde bunlar kısıtlandı. Daha sonraki dönemde sadece çarşambaları bir kez Türkiye sınırına gelen bir tren seferi vardı.
sınırı geçebilen, tabii bunun için de inip gümrük ve pasaport kontrollerinden küçük bir binada geçmeniz gerekiyordu. Türk sınırına girebiliyordunuz. Haftada bir kez bu olabiliyordu. 75'te ben bu tecrübeyi yaşadım. 20 kişiden az, 2 vagonlu bir trendi. Halepli bir Kürt öğrenci vardı hatta. Moskova'da üniversite okuyordu. Halep'e geri dönmek istiyordu Aralık'ta. Bir de Beyrut'tan bir kaçakçı vardı. Sınırı geçmişti ve klasik antik Ermeni mücevherleriyle ve de bunları gururla bana gösteriyordu. Üstelik çıkarıyordu. Gururu vardı belli ki ama pek de yeteri kadar gururu yoktu. Onun kaçakçılığı yaptığı ürünü bana gösteriyordu. Yani bu kadar az kişiyle trendeydik. Ben de o dönemde araştırma yapan bir yüksek lisans öğrencisiydim. Ve gidiş için en ucuz yolu seçerek güzergahımda ilerlemeye çalışıyordum. İşte SSCB çöktükten sonra bütün bu geçiş bitti. Hiçbir eylemde bulunulmadı. Hukuki, teknik bir anlaşmaya varılmadı. İlişkileri Türkiye ile normalleştirmek için sınırı açma girişimleriyle ilgili tartışmalar 90-91'lerde başladı. İlk Türk resmi heyet Yerevan'a 92 yazında gelmişti. Ve müzakerelerin başlatılarak bir protokolün imzalanması, ilişkilerin normalleşmesine yönelik bir adım atılmıştı. Bu müzakereler esnasında, hatta sonrasında dahi, sınır belli gruplar ve kişiler için açıldı. Örneğin Sayın Belediye Başkanı ve başka kişiler. Ama pek çok kişi bundan faydalanamadı. Şu da çok önemli. Türkiye'nin 1000 Avrupa'dan hibe edilmiş buğdayın Ermenistan'a geçişini ne dair aldığı karar geliyor. Abhazya Savaşı bu sınır üzerindeki geçişi durdurmuştu. Ermenistan talep etti. Türkiye buna izin verdi ve bu geçişe izin verdi. Tonlarca buğday Türk raylarından geçişine izin verildiği için ulaştı gitmesi gereken yere. Ermeni raylara, tren hatlarına ulaştı. Çok çok kritik bir dönemde bu gerçekleşti. Çünkü Ermeni ekonomisinin çöktüğü bir andan bahsediyoruz. Buğday kıtlığı vardı. Dolayısıyla Türk tarafının attığı önemli bir adımdı bu. İyi niyeti göstergesi olarak önemli bir adım. Sanırım Ekim, Kasım gibi 92 yılında bu başlamıştı. Gün be gün bu devam etti. Hatta Avrupa'dan gelen yeteri kadar buğday olmamasına rağmen Türk tarafı kendi tedariklerini de emre amade kıldı bu anlamda. Yani aslında Türkiye'nin bu ulaşımı sağlıyor oluşu kritik burada. Ermeniler savaşta Kelbeçer'i kontrol altına aldıkları zaman Galapar Savaşı'nda Türk tarafı bunu durdurdu. Hem buğday transferini hem de protokol müzakerelerini durdurdu. Bu protokol müzakereleri aslında çok da başarılıydı. Zordu ama çok başarılıydı. Bir protokol metni var. Hatta %97 anlaşmaya varılmıştı üzerinde, uzlaşmaya ulaşılmıştı ve çözüm de çok olasıydı. Ama o dönemde Türk tarafı, Türk hükümeti devam eden müzakerelerle, protokolün imzalanmasıyla Karabağ meselesini bağlantılandırdığı için bu durdu. Temaslar ve ziyaretler devam etti. Ermenistan-Türkiye arasında bu temaslar tabii ki devam etti. Tabii tekrar müzakerelere başlandı. İki protokol imzalandı. Biliyorsunuz hikayesini 2009 yılında. Peki ya sınırın kapanışı? Bazen kapanmak demek istemiyorum aslında. Çünkü zaten hiç açılmamıştı ki yakın yıllar içerisinde.
O yüzden bu ayrımı gözetmek çok önemli. Açılan bir şey vardıysa da kısıtlıydı, koşulluydu ve bazen hiç bile yoktu. Açıklık hiç yoktu. O yüzden Azerbaycan'ın Ermeni sınırını kapatmasına benzemiyor bu. Etkisi hatta daha da büyük. Şu anda etkisi daha da büyük. Ermeni tarafının ilişkilerin normalleşmesindeki çıkarı, faydası aslında ekonomik olarak gösteriliyor bazen. Candan Azer, Allah rahmet eylesin, kendisi Türkiye tarafının ilk iki yıldaki müzakerecisiydi ve kendisi anılarını Türkçe dilinde yayınladı. Ve diyordu ki Ermeniler normalleşmeyi istiyorlar sırf ekonomik fayda elde edebilmek için demişti. Fakat şunu mutlaka söylemek lazım. Tabii ki ekonomik kısmı doğru ama asıl stratejik bazı faydalar var bunun arkasında yatan. Ermenistan kendi dış güvenlik stratejisini geliştirmekteydi ve asıl soru şuydu: Türkiye sorunun mu yoksa çözümün mü bir parçası olacaktı onlar için? Kapalı sınır demek sorunun bir parçası demek. Sorunun bir parçası olması anlamına gelir. İşte bu realite daha sonra Ermenistan'ın dış ve güvenlik politikasının gelişiminde önemli bir rol oynadı. Dedikten sonra şimdi sorulara geçelim. Lütfen sorularınız soru olsun. Kendi içlerinde birer beyanat ve konuşma olmasın lütfen. Kısa sorular alalım. Sadece 20 dakikamız var. Oldukça karmaşık bir konuda soru almak için 20 dakikamız var. Buyurun burada. İngiliz olduğum için çok kısa sorabilirim belki. Bill Clinton demişti ki, kimsiniz acaba? James Trunnion, Gloucestershire Üniversitesi, İngiltere. Bill Clinton demiştir ki, aptal olan ekonomi. Ben de bunu burada devreye sokmak istiyorum. Bütün konuşmacılar turizmden, ticaretten, finanstan bahsettiler. Sorum da şu. Sizce acaba ekonomik dürtüler diğer şeylerin önüne geçecek mi? Kime soruyorsunuz sorunuzu? Herkese. Ekonomik gereksinimler her şeyin önünde mi olacak? Cevap vermek isteyen var mı? Gözüküyor. Ama bu her an kırılabilir, değişebilir. Çünkü konjonktüre bağlı bir olay. Karabağ işin düğüm noktası. Buradaki bir gelişme sizin ifade ettiğiniz gerekçeyi başka bir noktaya taşıyabilir. Kısaca böyle söylenebilir. Teşekkür ederim. Thank you. Teşekkürler. Aslında pazarın, hatta kayıt dışı pazarın öneminden bahsetmiştim. Oradaki ciro, oradaki dönen miktarlar çok çok önemli miktarlar bu sınır alanında. Levon Abraham'ın örneğini de çok severim. Bazen malların kendileri bile etnik kimliklendiriliyor demişti. O örneği çok severim. Bir Ermeni kadın bir keresinde yumurta alıyormuş Azerbaycanlı bir satıcıdan. Türk yumurtaları sattığı için eleştirilmiş kadıncağız. Kadıncağız da demiş ki tavuğun kimliği mi olur demiş. Yani bu düzeyde dahi bazen gerilim olabiliyor. Çok yoğun ekonomik ilişkilerin önemini tabii ki görüyorum. Ama sorun şu.
Unutmayalım, bunlar küçük ülkeler. Güney Kafkasya ülkeleri, küçük sınırlar birbirine çok yakın. Ve merkezi devletlerin ellerinde kontrolü tutmak için sebepleri çok. Bu kayıt dışı pazarlar gelişirken dahi aslında endişeleniyordu merkezi devlet, merkezi hükümet. Yani ben ihtiyatlı, dikkatli olmak gerekir diyorum. Pazar var, insanlar alan satan, mutlu, sorun yok demek herhalde çok da doğru değil. Ben de Gürcistan-Rus sınırından hareketle cevabım evet, hayır demek istiyorum. Bölgesel düzeyde hayır, Tuşetyalılar bu Dağıstan'daki meralar kullanılıyor mu ya da alışverişe Oman'a gitmek isteyenler gidebiliyor mu kimsenin umurunda değil. Ama ne oluyor? Din, kültür burada daha çok devrede. Kimlik de aslında biraz öyle. Bu işte bir fark yaratıyor. Ama ulusal düzeyde, devlet düzeyinde cevabım evet ya da belki. Ekonomi bunun itici gücü ya da asıl karar verici unsuru olabilir. Gürcistan dış politikasında öyle bir değişiklik olabilir ki bunun sebebi ekonomik çıkarlar olabilir. Rus pazarı çok önemli. Gürcistan şarapları için bunun olmaması ekonomik krize sebep olur. Gürcistan'daki sektörü kötü etkiler. Sonra tekrar düzelmesi. Yani etkileri çok olur. Şarabın kalitesinin düştüğünden şikayet ediliyor. Çünkü artık toptan üretim var. Çok litre şarabı Rus pazarlara satmak için çok üretim yapılıyor gibi. Ama bu bir şekilde zaten olacak. Yani bunların hep fark yarattığını söyleyebilirim. Ben de ilave bir şey söylemek istiyorum. Aslında Komünist Parti'nin yerini alan Ermenistan'daki ulusal hareket, Türkiye ile ilişkileri, güvenlik siyaseti açısından bakıyor. Ekonomik unsuru hiç bile yoktu başlangıç aşamasında, ilk yıllarda. Ekonomik argüman daha sonradan devreye girdi ve diğerlerinden hep daha önemli hale geldi. Ama bu bir pratik bir sonuç getirecek mi getirmeyecek mi ona yorum yapmıyorum. Buyurun, kime sorunuz var ve kendinizi tanıtın. Ben Amber'in Zaman. Ekonomist için Türkiye muhabiri olarak çalışıyorum. Sayın Ali Beyoğlu'na bir sorum var. Çok iyi bir şekilde Kars'taki insanların Ermenilerin mevcudiyetine ne kadar sıcak baktıklarını, uzlaşmaya ne kadar yakın baktıklarını anlattınız. Peki ulusalcı, MHP'li bir tabandan gelen bir belediye başkanı olarak bu kişilerin oylarını almak ve uzlaşmaya sıcak bakıyoruz diyen kişilerin başkanı olmak nasıl bir şey? Sorun ne burada? Daha sonra kazanması. Şimdi aslında maalesef son yıllarda iktidarlar yoksulluğu kader olmaktan çıkarmıyorlar. Yoksullar var olacak ki yardım yapsın, seçilsinler. Yoksullukla beraber, yoksulluk bütün kötülüklerin aynası. Yani insanlar değerlerini yitirmeye başlıyorlar. Oy ver işte ulusal yanlar ön, milliyetçilik ön, yani dini değerler ön plana çıkmaya başlıyor. Bu argümanlarla insanlar hareket etmeye başlıyorlar ve kuşatılıyorlar adeta. Onun için Kars'ta da maalesef bu yoksullukla beraber işte vatan, millet, din elden gidiyor mantığıyla insanlar etnik ayrımcılık giderek doruğa çıkmaya başladı. Yani insanlar sizi seviyorlar. Hani gerçekten gönülleri sizden yana ama özümünkine. Yani Azerice'de özümünki derler ya, yani kendi etnik yapımından olanı insana vermek durumundayım diyorlar. Ya geleceğini düşünmüyor. Yani ne olursa olsun, yani adam hırsız mıdır, arsız mıdır, nedir, ne değil bilmiyorlar ama diyor ki illa ona vereceğim. Sonra da pişmanlık fayda etmiyor. Her 5 yılda bir aynı şeyler bir şekilde devam ediyor, yaşanıyor. Kars'ın işte o bölgenin insanının en büyük zaafı bu maalesef. İşte etnik ayrımcılık gerçekten bizi alıp dine. Yani insanların
Yani bana hizmet edecek kim olursa olsun, nereden olursa olsun, Afrika'dan gelsin, bir başka ülkeden gelsin. Yani o Asya'dan gelsin, Amerika'dan gelsin ama bana hizmet etsin. Benim ekonomimi büyütsün, pastamı büyütsün, çocuklarıma çok daha iyi bir yaşam ya da daha iyi bir kent sunusu yapsın bana. Hizmeti yapsın. Buna bakmıyor insanlar. Sadece benim kendi etnik yapımdan olsun dedikleri için. Bir de biraz önce dile getirdim. O kadar çabamıza rağmen, ben mesela sonradan Doğu'da pek kabul görmeyen bir partiden, CHP'den aday oldum. Bu kişisel oylarım, çünkü o dönemki faaliyetlerim, başarılarımdan dolayı bu kadar çok az bir oyla, bir 600 civarında oyla kaybettim. Milletvekilliği adaylığımda da öyle kaybettim. Doğu'da bu oyu almak çok büyük bir mucizeydi. Yani insanların gönlü bizden yanaydı ama maalesef dediğim gibi etnik yapı ön plana çıktığı için insanlar orada tercihlerini yaparken seçim dönemlerinde adeta kuşatılıyorlar. Adeta robotlaştırılıyorlar, duygusallaştırıyorlar. Etnik yapılar kaşınıyor. Onun etnisite kaşındığı için o dönem kaybetmek durumunda kaldık maalesef. Teşekkür ederim. Thank you very much, Mr. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Buyurun, arkada ayakta olan bey. Siz buyurun. Kendinizi tanıtın lütfen. Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanıyım. MHP'liyim. Amber'in Hanım'ın sorusuna cevap anlamında. Ve MHP'nin tavrını en iyi Liberitian biliyor. Çünkü rahmetli Başbuğ'yla Liberitian'ın kapalı kapılar ardında yapmış olduğu görüşmeleri biliyorlar. Bunun yanında bu ay sonunda Yeni Türkiye Dergisi'nde bir makalem çıkacak. Ermenistan Dış Politikası ve MHP diye. Dolayısıyla Ali Naif Bey de sevdiğimiz, saydığımız bir dostumuz. Şimdi algıların baskısı altında biz dolayısıyla uluslararası stratejilerin de baskısıyla bir ön kabulle hareket ediyoruz. MHP ne düşünür diye olaya bakmadan, MHP'liler böyle düşünür diye yaklaşıp onun üzerinden sorunu konuşmaya çalışıyoruz. Oysa yani Doktor Hasan Oktay'ı bilenler bilir, Erivan'a gittiği için Azerbaycan'a sokulmamaya çalışılan, Azerbaycan'a gidip Erivan'a giden, Erivan'da Anadolu Ajansı'nın şubesini açmaya çalışan ama uluslararası güç dengelerinin baskısıyla açılmayan bir sürecin tarafı olarak karşınızdayım. Dün Azerbaycan'ın düzenlemiş olduğu bir toplantıdaydık. Orada da bazı arkadaşlarımız burada. Orada aynı şeyleri söyledik. Excuse me, do you have a question? Sorunuz var mı acaba? Yani dolayısıyla algılarımızı bir kenara bırakıp reali görmek lazım. Ve Liberitian'a şunu soruyorum. Siz Petrosyan'da Türkeş'in görüşmesine şahit oldunuz. Bu olayı biraz daha açarsanız sanırım kamuoyu ve salondaki hazurunda aydınlanmış olur. Çünkü MHP'nin bakış açısı açık ve net bir şekilde ortada. Millet kavgasını MHP üzerinden yapmaya çalışıyor ama kimse MHP'nin fikrini öğrenmek istemiyor. Siz and who? Siz Liberitian, siz Petrosyan'da Türkeş'in görüşmesini şahit oldunuz. Bunu anlatırsanız en azından o konu aydınlanmış olur. Saygılar sunuyorum. Yes, it's quite simple. 1990. Evet, çok basit. 1993 Paris. Sayın Türkeş dışında Sayın Turgut Bey de vardı. Ermeni tarafında Vahan Papasyan, Dışişleri Bakanı ben vardım. Sayın Başkan dışında. Başdanışman olarak ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı olarak çok iç görüşmesi tarzında geçen bir görüşmeydi. İki taraf da görüşlerini dile getirdi çeşitli konularla ilgili olarak. Sayın Türkeş, Ermenistan ve Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi görüşünde olduğunu belirtti ve hükümetin de çizgisini takip etti zamanında. Yani bu konuyu Karabağ müzakerelerindeki ilerlemelere bağlantılandırdı. Bunun dışında herhangi bir itiraz yoktu. Bu özü buydu görüşmenin. Evet, buyurun. Oh. Okay. Merhabalar. Ben Saffet Özdemir. Karslıyım. Kars'ın eski belediye başkan yardımcısıyım. Soru olarak da kabul edebilirsiniz ama ben bir de katkı yapmak istiyorum affınıza sığınarak. Sayın Amberi Zaman'ın sorusundan da esinlenerek. Türkiye'de bilinmeyen bir gerçek var. Gerçek
vatansever halkımız Ermenilerle sorun sahibi değildir. Kars'ta Milliyetçi Hareket Partisi'li bir insanın belediye başkanı olması Kars halkının Ermenilerle ya da Ermenistan sınırına karşı olmasından mütevellit değildir. Soruna bu şekilde bakmak buradaki topluluğu yanıltmak anlamına gelir. Kars'ta insanlar ekonomik zorlukları nedeniyle o partiyi seçmek durumunda kalmışlardır ya da adaylarını doğru bulmuşlardır. Ama Kars'a gidin bugün bir şey yapın, anket yapın. Kars halkının eminim ki %90'ı o kapının açılmasını isteyecektir. Arkadaşlar, o kapı kapalı kalarak ekonomik alışverişi önlemiyor. İnsanların burada ürettikleri ya da orada ürettikleri bir şekilde Ermenistan'a ya da Türkiye'ye gidip geliyor. Bu ekonomik yönden kapanmayı ile tanımlanamaz bir gerçektir. Bu halkların birbiriyle izolasyonudur. Binlerce yıl birlikte yaşayan, aynı şeyleri söyleyen, hatta aynı küfürleri eden Sayın Başkan Dığa dedi. Bizde kötü bir manası var. Ya da bizi yönetenlerden birisi affedersin Ermeni dedi. Eminim ki Ermenistan'da da affedersin Türk diyenler vardır. Yani halklar birbirinden koparlıyor. Bizler Ermeni ve Türk halkları ya da Türkiye halkları diyelim haydi yaygın moda deyimiyle birbirimize karşı değiliz, birbirimizi de seviyoruz. Ancak bu manada aynı nameleri söylüyoruz, aynı türküleri söylüyoruz. Aynı yemekleri yiyoruz. Hatta aynı küfürleri ediyoruz. Örneğin dangalak diyoruz Ermeniler ve Türkler. Ya da şıllık diyoruz söz meclisten dışarı. Ben bu manada bu kelimelerden hareketle Türkiye ve Ermenistan halkları arasında, mazlum halklar arasında düşmanlıkları körükleyen üçüncü gruplara, üçüncü ülkelerin insanlarına şıllıklar ya da dangalaklar diyorum. Türkiye'deki faşistlere de, Ermenistan'daki faşistlere de şıllıklar ve dangalaklar diyor. Hepinizi saygıyla ilanıyorum. Thank you. We have much more serious words than dangalak. Dangalaktan çok daha ciddi kelimeler bile var. Çok daha büyük küfürler bile var. Soru buyurun. Maxim Goa, Avrupa Asya Çalışmaları Merkezi, Ankara'dan. İdeolojik blokaj, Türkiye'de değil Ermenistan'da. Birkaç kelimeyle açıklanabilir mi lütfen? Şöyle demek istiyorum. Türk diplomatların Ermeniler tarafından 70'lerde öldürülen çoğu Türk diplomat. Mesela Ali Babacan, Sayın Ali Babacan da biliyor. Fransa'nın güneyinde yaşananlar var. Self. Aynı zamanda Orly bombalama olayını gerçekleştiren kişi başbakan tarafından karşılandı. Bugün Ermenistan'ın ideolojisi de yine Nazi üniformasıyla 2. Dünya Savaşı sırasında yer alan bir kişi tarafından belirleniyor. Yani kısaca Ermenilerden değil belki bu haliyle ama Ermenistan'dan, bugünkü mevcut Ermenistan'dan bu tür fikirlerle nasıl bir barış bekleyeceksiniz? Sorun bu. Sanırım soru bana değil mi? Başka almak isteyen var mı? Evet. Ferit olarak unsurları alıp bir anlatı oluşturmak çok kolay. Ama hiçbir yere götürmez sizi bu. Yani diğer taraf da yine bu tür korumları yaşıyor. Bu sadece Türkiye'ye has bir konum değil. Anlatınız, yani anlattığınız şey, söyleminiz çok seçici. Belli unsurları almış. Tek bir tarafın hatalı olduğunu göstermeye çalışıyor. Ve diğer tarafında ideolojik bir konum olduğunu görüyoruz. Buradan bir soru alalım, daha sonra şu köşeye geçeceğiz.
Adım Fatma Sarıkaya. Sarıkaya, mühendisim. Amerika'da bir Bay Libaridian, sizin isminizde birisi var. Ermeni soykırımı iddialarını sahte dokümanlardan ispat etmeye çalışıyor. Acaba siz o musunuz yahut o değilseniz onu görseniz ne derdiniz? Mesela Naim Andonyan telgrafları gibi sahte olduğu ispat edilmiş belgelerle onlara dayanarak Türkiye'ye karşı görüşler belirtiyor. Acaba bu konuda ne düşünüyor, ne dersiniz? Çok teşekkürler. My view on that is that... Ben soykırım olgularını tartışmıyorum Sayın Hanımefendi. Görüşüm bu. Ben siyasetini, tanınma meselelerini, imkan meselelerini sizinle ya da başkalarıyla tartışabilirim ama burası olguların tartışılacağı bir platform değil diye düşünüyorum soykırımla ilgili olarak. I just don't. I think it's insulting for... Tartışmıyorum. Bana da hakarettir diye düşünüyorum. Hakaret olur diye düşünüyorum. Ben Obama'nın da tanımasını beklemenin de hakaret olduğunu düşünüyorum. Ben tarihçiyim. O yüzden soykırımın olgularını tartışmanın hakaret olacağını düşünüyorum. Bu kadar. Now, whether Mr. Andonian's telegrams... Sayın Andonian'ın telgrafları doğru olsun ya da olmasın. Tarihi açıdan olanlarla ilgili olarak 1915'te başlayan şeylerle ilgili çok da eleştirel değil. Ben tarihçi olarak bunun üzerinde durmadım diğerleri gibi ama var olan konumu benimsemek için yeterince belge gördüm diyebilirim. Son soru buradaydı. Buyurun. Teşekkürler. Benim adım Halil Deligöz. Ben de devlete çalışıyorum. Mezunum. Benim sorum şu, kolaylaştırıcı bir etken olarak AB'nin bölge için nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Avrupa Birliği ülkelerini farklı ülkelerle bölgede farklı ilişkileri var. Geri kabul anlaşmaları imzalandı bazılarıyla, vize serbestliği anlaşmaları var vesaire. Türkiye'de de yine güçlü bir şekilde devam eden bir süreç var. Yani AB'nin etkilerini... İyi ilişkilerin tesisi için nasıl görüyorsunuz? Sorunuz kimeydi acaba? Size. Buyurun. Evet, teşekkürler. Ben sadece oturum başkanlığı yapacağım diye düşünmüştüm ama. Okay, I think EU can play a role and... Avrupa Birliği önemli bir rol oynayabilir. Başka aktörler de rol oynayabilir ama işlerin... Yani Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin özüne geldiğimizde ya da Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin özüne geldiğimizde benim kişisel yaklaşımım doğrudan müzakerenin, başkalarının kendi menfaatlerini, çıkarlarını her zaman bu müzakerede yansıtanların varlığı olmadan doğrudan müzakerelerle ilerlemeli süreç diye düşünüyorum. Başka yolu yok. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki diğer aktörler, tabii ki özellikle ABD'den daha faydalı olacaktır ya da Rusya'dan. Çünkü ABD ve Rusya Soğuk Savaş zamanının nostaljisini yaşıyorlar. Özlüyorlar Soğuk Savaş'ı. O yüzden doğrudan müzakereleri savunuyorum. Lale Hanım'a dilerseniz söz vereyim. Ondan sonra size geleyim. Şunu eklemek istiyorum. Profesör Lebaridian'ı da kıskanıyorum. Tüm sorular kendisine soruluyor. AB'nin desteği konusu üniversite düzeyinde de önemli. Özellikle üniversite düzeyinde kooperatif işbirliği içeren süreçlerin, projelerin desteklenmesi anlamında. AB kurumlarının desteğiyle Ermenistan, Azerbaycan'dan öğrencilerinin bir araya gelişi ya da sınır konularının konuşulduğu konferanslar vesaire. Bunlardan söz ediyorum. Bunlar belki küçük ve önemsiz adımlar gibi düşünülebilir ama bunların öyle olmadığını düşünüyorum.
Çünkü öteki türlü birbirine bu kadar yakın olan iki toplumun hiçbir irtibatı olmayacak. O yüzden AB'nin desteği bu anlamda büyük önem taşıyor. Herkes acıkmıştır diye düşünüyorum. En son size söz verelim. Buyurun. Sorularına da cevap niteliğinde kendi görüşümü belirtmek istiyorum. İki anekdot vereceğim. Şimdi bizim festivale gelen Ermeni grubundan, arkadaşlardan birileri şu itirafta bulundu. Dedi ki ya biz buraya gelirken aman gitmeyin Türkler sizi kesecek dediler. Geldik gördük ki siz bizden daha iyi insanlarmışsınız. Yine Karslı Azeri bir iş adamı arkadaşımız bizim bir gruptan arkadaşla Ermenistan'a gittiler. Döndüğünde dedi ki ya meğerse Ermeni bizmişiz ya adamlar o kadar güzel insanlar ki. Yani o yıllardan beri birbirlerini kötüleme şeyleri var ya. Ya meğerse Ermeni bizmişiz ya adamlar ne kadar güzel insanlar var. Demek istediğim şu arkadaşlar. Milletlerin iyisi kötüsü yoktur. İnsanların iyisi kötüsü vardır. İyi insan dünyanın her yerinde vardır. Ve kötü insanlar da dünyanın her yerinde vardır. Onun için halkları, milletleri iyilik ya da kötülükle damgalamak, onları yargılamak olmamalı. Bugün geçmişte Hitler Almanya'sı vardı. Şimdi Avrupa Almanya'sı var. Onun için dönem dönem değişen yöneticiler tarafından kuşatılmış halklar var. Bunun için bu böyle bakmak lazım. Yani bir halkı sorgulamamak, yargılamamak lazım. Ama insanları yargılamak lazım. Ya da şimdiki yöneticileri kabullenmediğinizi biliyorum. Şimdiki yöneticilerin bu ülkenin tamamıyla temsilcisi olmadığını da kabul etmek lazım. Ben onlar gibi düşünmüyorum. Çoğunluk da öyle düşünmüyor. Bu dönem dönem değişebiliyor. Onun için ben genel olarak bakış açısını dile getirmeye çalıştım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Thank you very much Mr. Mayor. Thank you all. Teşekkürler Sayın Başkan. Çok yapıcı bir panel oldu. Hepinize bu panel için teşekkür etmek istiyorum. Sorular için de teşekkürler. Bu konferansın yalnızca başlangıcı. İsterseniz biraz daha enerji toplayalım. Daha sonra devam ederiz. Sayın katılımcılarımız, şimdi vereceğimiz aranın ardından konferansımız saat 13.20'de ikinci panelimiz kapalı sınır hikayeleriyle devam edecek. Konferans boyunca fuaye alanında Türkiye-Ermenistan sınırından hikayeler sizlerle buluşmaya devam ediyor. Hrant Dink Vakfı, Galata Fotoğrafhanesi, Free Press Unlimited ve Youth Initiative Center tarafından 2012 yılında İngiltere Büyükelçiliği ve Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle gerçekleştirilen Beklemekten Öte Türkiye-Ermenistan Sınırından Hikayeler Projesi kapsamında üretilen Komşu Kentler, Kars ve Gümrü'den insan hikayelerini anlatan 5 multimedya belgeselini 114. salonda İngilizce, 117. salonda Türkçe ve İngilizce altyazısıyla konferans boyunca izleyebilirsiniz. Fotoğraf sanatçısı Ali Saatan tarafından 2012 yılında İsviçre Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleştirilen Nehrin Öteki Yakası fotoğraf sergisini konferans boyunca gezebilirsiniz. Bu çalışma Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay-Akuryan Nehri'nin kıyısında karşılıklı olarak kurulu Bagaran ve Halıkışlak köylerinde gerçekleştirildi. Sizleri 2 gün boyunca Türkiye-Ermenistan sınırından hikayelerle buluşturmaya davet ediyoruz.